Efendim, Empati'ye hoş geldiniz. Yine çok özel bir konukla karşınızdayım. Tamer Levent burada. Çok sevdiğiniz bir oyuncu. Ancak kendisi bir oyuncudan çok daha fazlasıdır. 30 yıldır, 30 küsur yıldır biz tanışıyoruz. Aynı kurumda da çalıştık. Devlet tiyatrolarını yönetti, baş rejisörlük yaptı. TOBAV adlı sivil toplum örgütümüzün ki 80'den sonra çok önemli bir işlevi olan sivil toplum örgütlerinin en önemlilerinden ve öncülerinden biriydi. Onun kurucusu ve başkanı uzun yıllar oldu. Çok emeği vardır tiyatroda. Çok saygı duyduğum bir oyuncu ve yönetici. Aslında bir abi. Onun izniyle de kendisine sen diye hitap edeceğim. Bugün programın formatı gereği. Hoş geldin abi. Hoş bulduk, hoş bulduk. Nasılsın? Abi. İyiyim, çok teşekkür ederim. Bodrum'dan geldin, dedikodu yapalım mı? Yapalım. Suyunuz yapalım. Yokmuş. Of, evet yani. Bu bir ezeli bir sorun. Bilmiyorum ne olacak. Böyle bir İki şey. Sorun. Birincisi iklim değişikliği. İkincisi evet. Bugüne kadar ihmal edilmiş olması. Evet, ihmal edilmiş şeyin, olması. İkisi bir araya gelince işte. Evet, tuhaf bir şey oluyor. Küçücük yani. Bir dünya güzeli kasabaya bu kadar evet. Yüklenirsen. O kadar önemli bir kasaba ki yani. Çok. Kasaba lafı oraya az geliyor bence. Ama kasaba güzeldir. Kasaba güzel. Kasaba kasaba. Evet. Kasaba olarak yani. Esaslı dünyada çok önemli bir yere sahip olabilir Bodrum. Evet. Önemli bir buluşma noktası olabilir. Evet. Yani. Şimdi bu akşam sevgili seyirciler, Tamer Levent'in Camdaki Kız'da çok sevdiğiniz, bayıldığınız Rafet Bey'den çok başka birisi olduğunu evet. Öğreneceksiniz. Zaten biraz empati programının amacı da bu. Tutkuyla mesleğine bağlı olmak ne demek senin için? Oo, muhteşem bir şey. İnsanın mesleğini o kadar sevmesi lazım ki hobi gibi yapması lazım. Sanatçı diye bir meslek yoktur. Oyuncuyum diyen adam işte bir şeyleri açmış demektir. Sen idealist birisi misin? Kendini kaptırma meselesi. Çok çalıştım, çocuklarıma ilgi gösteremedim gibi bir haber çıkmış. Şimdi çok çalışmak suç mu birader ya? Sınavı kazanıp aileden sakladın mı, saklamadın mı? Sakladım. Seviye imtihanı var dedi. Onu bir Yıldız Kentler kazandı genç olduğu için dedi. Seninki de biraz geçiyor. İstiyorsan ona getir. Birkaç tane sana sorum var. Biraz hikayenin içine olta atmak için bunlar. Genel anlamda tutku senin için ne anlama geliyor? Sevgi. Sevgi. Sevmek. Peki tutkuyla mesleğine bağlı olmak ne demek senin için? Oo, muhteşem bir şey demek. Biraz açar mısın? Evet. Tabii şimdi böyle çok böyle teorik şeyler konuşmak istemiyorum. Yok, ama, tabii. Evet. Hiç. Ama yani filozofların genelde söylediği bir şey ve bu sanat kavramının da temelini teşkil eden bir şey. İnsanın mesleğini o kadar sevmesi lazım ki hobi gibi yapması lazım. Yani, amatörlükten mi bahsediyorsun? Amatörlük profesyonel değil. Bir amatörlük. Profesyonel bir amatörlük. Yani, şimdi şu, sabah kalkıyorsun, öf gene kalktık, gene işe gideceğiz. Falan. Sonra işe gittin, of bitse bitmedi de gitsek. De gitti. Yani, bitse de gitsek falan değil mi? Şimdi bu, eğer o işi sevmiyorsan sana iki kat eziyet değil mi? Evet. Ha, seviyorsan zaten bunu yapmaz. Fakat bu sefer de düşman kazanırız. Doğru. İşin enteresan tarafı budur. Yani çünkü genelde sevmeyenlerin bir araya geldiği bir toplumda sen seviyor görünümünün yani dışa yansıması. Sevebilen birisi olarak birisi, sıkıntı. Buna inanmaz insanlar. Senin yalan söylüyorsun. Yok canım falan. Evet, bu numara yapıyor derler. Sevmez. Yani sevmemeye o kadar alışmış ki toplum. Sevmez bu. Seven birisini gibi. Maskeli olarak evet, görüyor evet. Değil mi? Çok enteresan bir şey. Garip, bundan kurtulmamız lazım. Peki hayata mesleğe karşı tutkulu olduğunu söyleyebilir misin kendi tabii adına? Tabii ki. Tutkulu olmasaydım bir kere hala çalışıyor olmazdım. Yani mesleğin biliyorsun. Hala da ne varmış canım ne halası? Ya hayır şu var. Daha mesela çok... Şöyle şeyler vardır bazı toplumlarda. Diyelim ben bu meslekte yapmak istediğim birçok şeyi yaptığımı düşünüyorum. Yani zaman zaman durup bazı formların, sen gerçi söyledin hani tiyatronun yönetimi ama tiyatronun yönetiminde o kadar çok eksik var ki hukuk olarak. Hukuku kanun olarak kullanmıyorum. Adalet olarak da kullanmıyorum. Hukuku toplumsal anlaşma olarak. Norm olarak. Evet, yani. Norm olarak kullanıyorum. Hukuk olarak o kadar eksik var ki bizim, bu da kültürdür tabii. Yani. Tabii. Hukukun eksikliği kültürün eksikliğidir. Dolayısıyla mesela bizler, tiyatroyu yaparken bunun hukuktaki yeri yok. Biz hukukta yeri olmayan bir şey yapıyoruz. Meslek tanımımızda da böyle bir sıkıntı meslek vardı değil mi? Yıllarca da sen bunu hep evet, anlatmaya bunlarla çalıştın. Bunlarla mesela ben eğer bunları biliyorsam
bunlarla uğraşmam lazım dedim de uğraştım. Biz oyuncu dediğimiz zaman biraz bozuluyordun, aktör deyin. Hayır, ben oyuncuyu severim. Sanatçı deyince kızıldım. Ha, sanatçı deyince kızıldın, evet, tamam. Sanatçı diye tamam, meslek tamam. Yok. Doğru, doğru, evet. Bir de oyuncu lafını küçümsüyoruz biz. Yani oyuncu oynak biri gibi geliyor bize. Değil mi? Okey oyuncusu. Okey oyuncusu, bilmem ne. İndir elini kolunu, oynama falan derler. Bile, artistlik yapma. Artistlik yapma falan diye. Hayır efendim, oy Türkçe etimolojide düşünmek demek. Oyuncu da düşünen, düşünen insan. Yani oyuncu lafını bizim esasında... Homo sapiens gibi aslında. Evet, evet. O, evet. Yani oyuncu lafını kullanırken gurur duymamız lazım. Doğru. Oyuncuyum diyen adam de bir şeyleri açmış demektir. Ve sen tutkulu birisin. Hem de nasıl? Şimdi bu tutku diye tutturduğum şeyden hikayenin içine bir olta atmış olduk. Bu bir giriş oldu zaten. Bu giriş anladım. Oldu. Hoşça kal, istersen çay kahve içebilirsin. Ben başka bir arkadaşla görüşeceğim. Şimdi oraya tamam. Geçiyorum. Bu hikayemizde yerine geçmeni isteyeceğim kişinin hayatına senin gözünden bakmak için 1950 yılına gidiyoruz. İstanbul Laleli'de dünyaya geliyorsun. Baba doktor. Babanın mesleğinden dolayı çocukluğunu babanın katı ve sabit kurallarına, değişmeyen kurallarına göre yaşayarak geçiriyorsun. Ortaokul çağına geldiğinde hayata, yani dışarıya olan merakın da artıyor. 13 yaşındayken Şehzade Başı'nda hayatında ilk defa sihirbazlık gösterisine rastlıyorsun, görüyorsun ve çok heyecanlanıyorsun. Bu gösteride en çok ilgini çekense o dönemler çok meşhur olan bir ip cambazı. Onun gösterisini izleyince adeta büyüleniyorsun ve gelecekte benzer şeylerin hayalini kurmaya başlıyorsun. Ancak baban hayallerini hiç desteklemiyor. Hatta okula gittiğin zamanlar dışında evden çıkmanı yasaklıyor. Onun senin için kurduğu hayaller seninkilerden çok farklı, başka. Büyüyünce senin de kendisi gibi doktor olman onun talebi. Babanın yasaklarına rağmen o gösterilere gitmeye devam eder misin fırsat bulunca? Tabii ki. Çünkü... O yaşlarda, ortaokulda bir çocuğun herhalde müthiş bir kararlılıkla yapacak bir şey değildir. Ama o bugün neuroscience dediğimiz beyin bilim bunları yerleştirdiyse ve bu müthiş bir tutkuysa dediğin gibi onu yapmak ister insan. 13 yapmak yaşında içinde, birisi olarak neuroscience'ı falan bilmen çok hoş. Ha, o zaman bilmiyorduk ama. Değil mi? Bilmiyorduk. Bilmiyorduk. 13 ama yaşındayız şu an. 13 yaşındayız. Yani 13 yaşında bir çocuk bilmez dediğin doğru. Ve 13 yaşında bir çocuk bilmez ama peki bu yaptıkları nedir? His midir bu? Evet. His. Peki his, böyle her hissi de insan efendim parmağını, o zaman hissediyorum ben, parmağımı fişe sokayım. Fişe sokayım. Yok, sokmam. Çok tehlikeli bir iş yapılıyor çünkü, değil mi? Evet. Düşünce tabii, kafanı kırarsın, ölebilirsin. Ya da cereyana çarpılacak. Ben cereyana çarpılacağımı biliyorsam niye parmağımı sokayım? Peki motivasyon mu acaba merak? Evet. Yani ne oluyor da bu adam bunu yapmaya kalkışıyor gibi bir şey mi acaba? Yani öğrenme tutkusu belki. Öğrenme tutkusu. Öğrenme tutkusu. Yani şimdi insan bir şeyi merak ediyor. Gerçi merak bizim toplumumuzda olumsuz bir şey gibi geçer, değil mi? Merak. Tabii. Merakla ilgili bir fazla sürü... Fazla merak kediyi öldürür. Kediyi falan. Öldürür falan. Bu en düzgünü. Düzgün olmayanları da var. Evet. Yani düşünmeyle ilgili de olumsuz şeyler. Önce risk de almıyoruz. Evet, merak etmezsek bir risk de yok. Öyle yaşa diyor yani işte. Ben, ama sen öyle değilsin belli ki. 13 yaşında buna sardın. Ben 13 yaşında hayatı merak eden ama kendine güvenen, saçmalık yapmayan, yani elini prize sokmayacak kadar kafası çalışan biri olmayı hep hayal ediyorum. Ama bazı şeyleri de kendime olan güvenimden evden kaçarak bile yapabilirim. Güzel. Senin için uygun görülen gelecek hakkında ne düşünüyorsun? Yani doktor olman şeyi. Mesela farklı hayaller kurabilir misin? Babanın isteklerine mi uyacaksın yani? Babamın isteklerine uymamak benim için bir gurur meselesi olmaz. Yani babamı neticede öyle de böyle de severim yani. Değil kırıp mi? Tekmek istemem diyorsun. Evet. Ama kendime bir yol bulmak da isterim. Bakalım, dur bakalım ne olacak. Cambazlık gösterilerine gidiyor. Ünlü sihirbaz Selanikli Farabi ile tanışıyor. Ve bu mesleği öğrenmek istediğini belirtiyorsun. 50 doğumlu olduğuna göre demek ki 63'te filanız. 63-64'teyiz şimdi. Farabi, baban izin verirse sana mesleği öğretebileceğini söylüyor. Fakat baban bir kez daha bu isteği reddediyor. Evet. Sihirbaz da bunun üzerine sana mesleğini öğretmekten vazgeçiyor. Evet. Ama sen o kadar isteklisin ki bir yıl boyunca uğraşıyorsun. Sihirbazın Beyoğlu'ndaki evini bulup
onu ikna ediyorsun. Demek ki kapılara yatıyorsun filan. Senin tutkunu gören sihirbaz Farabi ikna oluyor ve seni çırak olarak kabul ediyor. Onun gösterilerinde tanıştığın ip cambazı Yakubi'den de çok etkileniyorsun. Onun ekibinde ip üzerinde çalışmaya başlıyorsun. Ancak bir yandan da okula gitmen gerek ve bu işi yaparsan da babana karşı gelmiş olacaksın. Babanı, başta baban olmak üzere aileni karşına almak pahasına tutkunun peşinden gidecek misin? Belli ölçüde. Yani bir kere bunu yapıp yapamayacağımı öğreneceğim yani. Bakalım ben ipin üzerinde yürüyebiliyor muyum? Bilgi yani? Yapabilgiye dönüşecek mi? Tabii bilgiye dönüşecek mi? Yani ha ben ipin üzerinde yürümek istiyorum da belki de yürüyemeyeceğim. İp beni reddedecek. Belki ip beni reddedecek yani. Ama tabii... Orada bir yani illa bunu yapabilirim. Evet, takıntısı, gidiyorsun çünkü takıntısı, peşine düşüyorsun. He. Takıntısı olabilir bende. Fakat tabii evdekileri de kırmak istemem. Dolayısıyla ben... İp cambazlığına başladın bile galiba değil mi? İp cambazlığına başladık bile. Dolayısıyla zaman zaman oraya gidip bunu denemek ama... Yakubi miydi adamın ismi? Yakubi. Yakubi'ye benim bunu meslek olarak seçmeyeceğim belki baştan söylerim. O da nedir? Bir gard almaktır belki. Yani belki başaramazsam, çok başarılı olursam zaten o alır gider değil mi? Evet. Ama başarılı olamazsam zaten abi onu dönüşüm istiyorum. Dönüşüm olsun. Evet, evet istiyorum. Gidecek bir yerim daha olsun diyorsun tıp için. Doğru mu anladım? Doktor tıp olur için. Mu olmaz mı bilmiyorum. Yani babam tıp istiyor belki tamam. Ama yani belki ben... dağcılık da seçebilirim. Yani. Gene tırmanırım diyorsun bir şekilde. Cambazlık tutkunu gizlice hayata geçirirken bir taraftan da babanın istediği gibi okula gidiyor ve eğitimini tamamlamaya çalışıyorsun. Çıraklığını yaptığın ustanın desteğiyle 16 yaşında ilk defa ipe çıkıyor ve gösteri yapmaya başlıyorsun. Yeteneğin sayesinde kendini kısa sürede gösteriyorsun ve içinde bulunduğun ekibin gideceği Anadolu turnesi için bir teklif alıyorsun daha 16 yaşında. Evet. Ne yapacaksın, kabul edecek misin? Bir inceleme, araştırma yapacağım. Annemle konuşacağım. Benim böyle bir şeyim var. Şans bu diyeceğim. Bir fırsat diyeceğim. O çünkü... Bir destek arayacaksın. Evet, bir destek arayacağım tabii. Yani o... İyi aile çocukları böyledir. Evet, evet. Bir destek arayacağım. Annemin görüşünü öğreneceğim. O belki beni sınayacak yani. Ne kadar bunu şey yapıyorsun diye. Ya çıkmazsa ondan şey, destek? Vazgeçer misin? Vazgeçmem. Vazgeçmem de o turneye gitmem belki yani. Yani okulu bırakmayı düşünür müsün bu tutku nedeniyle? Düşünmem. Düşünmem. Yani, İkisi bir arada yürüyecek tabii, bu tabii, iş. Yürüyecekse yani, böyle yürüyecek mi? Tabii ki ben yani ileride diyelim ki iyi bir cerrah olursam aynı zamanda ipte niye yürümeyeyim? Yani cerrahlar ipte yürüyor. İkisi birbirine galiba tabii. Çok yakın değil tabii. Mi? Tabii. Hele beyin cerrahları falan düşünülecek. Yani her şey, yani insanın yarattığı her şey birbirine çok yakın. Multidisipliner bir hayat esasında. Biz onları parçalamışız. Şey gibi, Charlie Chaplin'in Modern Zamanlar filmi gibi. Peki teklifi kabul ediyorsun. Anadolu turnesini evet, kabul ediyorsun. Tamam. Baban da bunun üzerine seni reddediyor. Demek ki gizli saklı yapmıyorsun. Açıktan meydan okuma gibi yapıyorsun. Ve bir daha hiç konuşmuyor baban. Artık tek başınasın. Mesleğini yapıp ip üzerinde şehir şehir geziyor. Turnen bitince de kaldığın yerden okula devam ediyorsun. Babanla hiç konuşmamana rağmen okulunu başarıyla bitiriyor ve bir taraftan da onun istediği gibi diş hekimi oluyorsun. Diş hekimi olmuş. Evet. Önce Afyon'da, ardından özel kliniklerde diş hekimliği yapıyorsun. Babanın isteğini yerine getirmene rağmen yani doktor olmana rağmen kalan zamanlarında ip cambazlığı devam ettiği için aranız bir türlü düzelmiyor. Baba takmış. Üstelik koruyucu kemer kullanmadığın için hayati açıdan da büyük risk taşıyorsun. Çünkü o heyecanlı oluyor o işler. Bir tarafta hayatını her gün riske attığın tutkun, diğer tarafta ise hayatını idame ettirecek hekimlik mesleğin var. İkisini bir arada sürdürmek çok zor değil mi? Bir tercih yapsan hangisi ağır basar? Vallahi ikisini de bir arada sürdürmek isterim ben. Yani. Kim Hacetti? Kıyamet koptu. Hangisini tercih edersin desem? Hekimliği tercih ederim. Koparsa hekimliği tercih ederim. Yani hekimlikle ancak belki orada daha yararlı bir şeyler yapabilirim. Günün birinde babanla barışabilecek misin? Onu ister misin? Evet. Zaten bu da bir tutkudur belki babayla barışmak istemek. Ama bunu barışmak doğrultusunda belki babanın
bu benim yaptıklarımın birbiriyle olan ilişkisi ve benim kişisel çabalarımın gelişmelerini takdir edebileceği bir durum yaratmak isteyebilirim. Yani. Ondan da kendini mi sorumlu tutuyorsun? Ben anlatayım bir şekilde bu işi mi diyorsun? Onun anlamasını beklemiyorsun. Belli ki bu küslük devam ettiği biraz için. Anlamasını bekliyorum belki. Anlatmak evet. Daha henüz düşünmüyorum da. Hmm. Çünkü daha biraz daha yetişeyim. Yani dişçilikte belki uluslararası düzeyde bir şey bulayım. Değil mi? Bir enteresan bir şey. Bir yere geleyim. Mesela implant henüz o zaman keşfedilmemişti herhalde. Belki implantı ben bulmuşumdur. Hekimlik mesleğine bir türlü alışamıyor ve bir müddet sonra tamamen hekimliği bırakıp tel cambazlığı yapmaya başlıyorsun. Hı. İstanbul'da Ihlamur Kasrı'nın karşısına çadır kurulmuş bir cambazhanede ölüme meydan okuyarak binlerce kişiye gösteri yapıyorsun. Babanla barışmak bir yana, sokakta karşılaştığınız bile birbirinizle hiç konuşmuyorsunuz. Evet. Bu küslük neredeyse 25 yıl sürüyor. Hı. Aileni karşına alarak tutkun doğrultusunda çıktığın bu yolculuk sana ne öğretti? Kendini yalnız hissetmiyor musun? Demek ki yani... İnsan özlemez mi ailesini? Özler de belki de babadan fazla babalık görmemiş olabilir miyim acaba? Yani bu nedenle... Biraz baskıcıydı. Baskıcı falan diye. Yani onun varlığı beni rahatsız edecek, yine bana baskı yapacak falan gibi de çocukluğundan kalma bir... Bir kere daha barışırsam gene bunlar olabilir diye. Gene bunlar olur diye bir kaygı bu taşıyor. Ama içten içe de barışmak istiyorumdur herhalde. Babadır tabii. Yani. Tabii. Yıllar içerisinde Türkiye'nin ve hatta kendi klasmanında dünyanın en önemli tel cambazlarından biri oluyorsun. Ününe artık karşı gelemeyen baban onca yılın sonunda gösterini izlemeye geliyor. Kabul etmiyorum, gelmesin. Yapma. Ve başarından, cesaretinden çok etkileniyor. Olay üzerine 25 yılın ardından babanla yeniden barışıyorsunuz. Yeniden barışmıyorsunuz, barışıyorsunuz. Evet. Hatta sana gösterilerinde ve çalışmalarında yardımcı bile oluyor. Annen ise sana karşı gelmese bile seni tel üzerinde görmeye dayanamadığı için, demek ki baştaki yardım isteği boşa çıkmış o nedenle, 30 yıl boyunca küsmüyor ama hiçbir gösterine de gelmiyor, izlemiyor. 2018 yılında ilk defa izledikten sonra bile pek kabullenemiyor ve mesleğinin akıllı insan işi olmadığını söylüyor. Gösteride aldığın riskleri yüreği kaldırmıyor belli ki, annedir yani. 25 yıllık küslüğün ardından babanla barışınca ne hissettin? Sence bu inada gerek var mıydı? Kim kazandı, kim kaybetti şimdi? Vallahi tabii bu beni biraz filozof yaptı o süreç içerisinde. Ardından yaşım da ilerledi ya. Tabii. Şimdi ben bir gün babamla o gün barıştıktan sonra... 50'li yaşlardasın artık yani. 50 yaşlardayım. Evet, o da epey yaş aldı ve biliyorsun yaş alan insan bilgeleşir yani. Evet. O da hoşgörülü bir hale geldi ve biz onu işte ilk benim şey gösterime geldiği gün ben onu yemeğe götürdüm sonra. Evet. Ne yaptınız? Nereye oturduk yemeğe. İşte güzel bir lokantaya. İşte biraz da para kazanmıştım artık filan. Tabii. İşte bu dünya çapında da hafif bir şöhret olma durumu filan var ya yani. Oradan telif hakları, reklamlara çıkmalar filan. Ondan sonra Andy Warhol kadar olmasa bile yani kendi çapında işte doktor... Sen 15 dakikadan çok daha uzun zaman meşhur oldun zaten. Evet, herkes bir gün 15 dakika. Evet. Ondan sonra herkes bir gün 15 dakika meselesi değil mi? Yemekte biraz böyle tabii dertleştik. O da kendini eleştirdi. Kendini eleştirmek güzel bir şey değil mi? Yani insan bu farkındalık yaratıyor. Zaten eleştirinin somutlaşmış halde kalkıp gösteriye gelmiş olması. Evet, yani bunca onu somut olarak oraya gelerek gösteriyor. Demek, o bir öz eleştiri. Demek ki bir öz eleştiri yapmış. Dolayısıyla hüngür hüngür ağlayacak noktaya geldik tabii bu yemek sırasında. Tabii ki sulh olundu. Evet, sulh olundu. Hatta ben yaptığım işi o kadar sevdiğimi ve bu işi yani hangi işi yaparsan yap, onu özenle yapmanın sanat olduğunu artık anlamıştım felsefe olarak. Ha belki... İp çampazıyım ama bir yandan düşünen, fikirler üreten, bu ürettiğim fikirleri uyguladığım zaman da ip çambazlığında bile dünya çapında olabilen bir adam olmuşum. Belki diş hekimliği seni bu kadar motive etmeyecekti. Belki bir memura dönüşecektin. Bilmiyorum. Sevmediğin, tercih etmediğin için söylüyorum. Yoksa mesleği şey yapmak için değil. Peki, hayatın risk altında hani bu tel cambazlığı ve bir gün gelecek...
düzenli bir gelirin olmayacak yani. Hmm. Yaş ilerleyecek, oraya çıkamayacaksın falan. Yaşlandığında ne yapacaksın? Hiç korkmuyor musun? O seni tedirgin etmiyor mu? Vallahi, çünkü pek geleceği yani... Bunu düşünüyorum. Yani biraz yaşım geçti belki ama bu işleri yaparken tabii benim yeni yarattığım şeyler var. İp üzerinde yürürken yaptığım deneyler var. Değişik riskler var filan. Bunlardan ötürü telif hakkı alıyor. Bunları yazdırdım yani telif haklarını. Dünyaca da meşhur olduğuna göre evet, evet ufak tefek gidiyorsun. Ha, yani en azından Türkiye, Balkanlara çıkıyorsun. Türkiye'ye geldiğimde tabii hiçbir şey alamıyorum belki ama telif hakları ve sigorta tabii ilk başlarda bu şeylerde çadırlarda falan çalışırken bu tabii onlar bir şey öylesine kara düzen, çalışılıyordu kara ama kara düzen. Biraz tabii işler ilerleyince bu sigorta meselesine çok kafayı taktım. Hatta o zamanki patron sen sigortayı nereden biliyorsun demişti. Çünkü ip cambazı sigorta bilir mi ya? Değil mi? İp cambazı çıkar, bir cambazı yapar. Aynı zamanda diş hekimi ise tabii beklenir. Bir ip cambazından da beklenecek şeyler, iyi bir vatandaş olmak. Tutkuların uğruna kendine ait bir ailede kuramadın tabii. Bir eksiklik hissediyor musun? Keşke dediğin bir şeyler var mı? Keşke lafını sevmiyorum bir kere. Yani keşke demeyecek şekilde yaşamanın yolunu bulmalı diye düşünüyorum. Yani yaş 50, belki işte bugüne kadar işte biraz para da biriktirdim filan. Yani, var öyle bir uzatmalı hanım arkadaşım. Ama işte böyle illa da evlenelim diye tutturmuyor yani. Öyle olsa belki vazgeçerdim. Ama bakarsın artık öyle bir şey yapabiliriz yani. Peki. Tel üzerinde birçok kez ölüm tehlikesi atlatıyor ama her seferinde işine daha çok gönül veriyor, bağlanıyorsun. Bu seni uzaklaştırmıyor, daha da bağlıyor yani. Tüm sıkıntılarını yaşamana rağmen mesleğine, hayatın pahasına sarılıyorsun. Avrupa'daki meslektaşların senden farklı olarak bu işin eğitimini alıyor ve koruyucu bir kemerle gösteri yapıyorlar. Sen onlardan farklı olarak hiçbir önlem almadan telin üzerine çıkıyor ve ölüme meydan okuyorsun. Evet. Tel üzerinde geçen yıllar içinde kesintisiz 45 yıl boyunca sana yardım eden bir yol arkadaşın, yoldaşın var. O her anında, her gösteri öncesi ve sonrası hep yanında. Her seferinde ölüme meydan okumak nasıl bir duygu? Yani hayatını hiç mi önemsemiyorsun? Tutkunun asıl kaynağı biraz da hayatla inatlaşmak olabilir mi senin tutkunun kaynağı? Öyle bir şey mi? Hani mesnet diyoruz ya, ölmekten korkmuyor musun? Hayır, yaşama bağlıyor insanı. Yani ölmekten korkmak... Bir dualite var orada. Tabii, ölmekten korkmak, yaşama bağlanmak demek. Bir yandan da bu kadar tehlikeli bir işi yaparken tabii, üstelik. Benim zaten bütün çocukluğum öyle geçti. Ben hiç kolay bir şey tercih etmedim yani. Kolay şeyler bana sunulduğu zaman elimle ittim. Zor şeyleri yapmaya çalıştım. Evet, çok daha rahat bir hayat yaşayabilirdin aslında. Evet, zor şeyleri yapmak hoşuma gitti. Burada da o zor şeyleri yapma tarafımı belki biliyorum. Onu bilediğim için de kendime güvenim artıyor. Peki cesaretinin sebebi sorumluluk hissettiğin, geride seni endişelendirecek kimsenin, bir ailenin olmayışı olabilir mi? Belki bunun için de hep yalnız kaldın. Evet, o bir sorumluluk duygusu belki. Yani bir sakınma değil mi? Evet, yani başkalarını sevmekten kaynaklanan bir şey. Yani sorumluluk aldığın zaman o zaman onu devam ettirecek bir durumun olmalı. Yani insanın çocuğu olduğu zaman düşün mesela, değil mi? Çocukluğumda belki daha çok sevgi istiyor olabilirim. Yani bilmiyorum, babamı seviyorum tabii de, annemi de seviyorum. Ama belki daha şefkatli yaklaşılsaydı, çok otoriter değil de daha şefkatli yaklaşılsaydı, belki daha farklı olabilirdi. Belki hani dişçiliği de tercih edebilir miydim, ikna olup falan bilmiyorum ama şimdi mesela bunları düşündüğüm zaman diyelim ki ben de sorumluluk aldığım zaman bakalım o sorumluluğu yerine getirebilecek miyim artık. Bu tel üzerindeki risk alma hadisesine fazla kaptırdım kendimi. Evet, bu kadar rahat çıkıp inebilecek miyim? Bu kadar sakin kalabilecek miyim? Çıraklığın dahil 51 yılını doldurduğum mesleğinde aralarında demek ki 66-67 oralara geldin. Yani. Evet. Tel üzerinde bisiklet sürme, en uzun süre tel üzerinde kalma gibi birçok rekora da imza atıyorsun. UNESCO tarafından insan odaklı dünya kültür mirası kapsamına alınan mesleğinin Türkiye'deki tek profesyonel temsilcisi oluyorsun. 51. yılındaki gösterinde Çanakkale'de 2 gün boyunca Avrasya Sirki ile performans sergiliyorsun o yaşlarda. 2019 yılında yaşadığın sağlık ve denge sorunları sebebiyle cambazlıktan uzaklaşıyorsun.
Mesleğini bir daha yapamayacak olmak sana ne hissettiriyor? Artık ipin sonuna gelindi. Son kez ipe çıktığında ne hissetmiştin muhtemelen Çanakkale'de? Artık zaten beyin bilimi denen şeyi de keşfettim. Yani o zaman hani çocukluğumda bu his nereden geliyor dediğim şeyin esasında beyninden geldi. Evet. Çünkü o beyin öyle bir şey ki demek ki ben o beyin, bugün yapay zeka dediğimiz o sistem, oraya biz yüklüyoruz değil mi bilgiyi? Ama bizim o beynimize kendi kendine yüklenmiş ilgi alanı. Kodladığımız bir şeydir. İlgi alanım nedir? Mesela bazen bakıyorum beynimde milyarlarca fotoğraf var. Hatta istediğim zaman o fotoğrafları oynatabiliyorum. Birini çekip öne çıkartabiliyorum. Birini çekip öne çıkartabiliyorum. O fotoğrafa baktığım zaman insanların sesleri geliyor. Ses tonları geliyor. Hikayesiyle birlikte davranışları geliyor. Mimikleri geliyor gözümün önüne. Demek ki o zaman diyorum ki bu beyni ben tanımaya başladım. Halbuki çocukken tanımıyordum değil mi? O zaman bu beyni tanıyarak kendimde de bazı iyileşmeler ve neyi yapıp neyi yapamayacağımı, kendimi nasıl yöneteceğimi düşünebilirim diye düşünüyorum. Ha nereye kadar gider bu? Vücut kondisyonu beni nereye kadar taşırsa oraya kadar gider. Ama 69 yaşında bunu bırakmaya karar vermek biraz da benim kararım. Niye bir çırak yetiştirmedin? Esasında yetiştirdim. Var epey birileri ama sonra onlar... Seni kadar tutkulu olmadıkları... Hayır şu var. Tabii bir kolaycılık yaptılar. Yani ben bu işi öğrendim gidip para kazanayım dediler. Ama ne yaptılar? Dünya çapında olamadılar. Bir zamanlar senin de olduğun gibi tel cambazlığına çok meraklı. Aynı zamanda Boğaziçi Üniversitesi'nde okuyan bir genci yetiştirmeye başlıyorsun ama ondan sonra. Bu genç de senden sonra bu geleneği devam ettirebilecek ve yeni tekniklerle işine değer katabilecek. Annenin deyimiyle akıllı insan işi olmayan bu işi çırağına öğretmeye çalışıyorsun. Bir zamanlar çırak sendin, şimdi ustasın, şimdi yeni birini yetiştiriyorsun. Mesleğinin devam edecek olması seni mutlu eder mi? Çok. 15 Kasım 2022'de zamanının büyük bir kısmını geçirdiğim Beylikdüzü Belediyesi tarafından senin için hazırlanan, hayatının anlatıldığı bir belgeselin gösterim için son kez sahneye çıkıyorsun. Herkes seni sevgi gösterisiyle karşılıyor, ayakta alkışlıyor. Çok mutlu oluyorsun. Artık tek ve büyük bir hayalim var. Bu büyük hayalle yaşarken depo olarak kullandığım bir sirk çadırında çıkan yangında 50-60 senedir biriktirdiğin bütün müktesebat, eşyalar, antikalar, sihirbazlık malzemeleri, şunlar bunlar tamamen kül oluyor. Yıllar evvel baban tarafından kabul görmemiş ve reddedilmiştin. Şimdi herkesin ayakta alkışladığı bir akrobasisi sanatçısısın. Bütün bu kıyamete, kayıplara rağmen ne hissediyorsun? Çok üzücü bir şey ama hayat devam ediyor. Evet. Yani ne yapayım? Gideyim kendimi denize mi atayım? Hiç. Evet. Bunca itiraza rağmen, muhalefete rağmen işini bunca yıl yapmışsın. Evet. Buna mı yenik düşeceksin yani değil doğru, mi? Mesela doğru nedir? Doğru diye bir şey var mıdır yok mudur? Test konusu tartışırız. Bence var doğru. Yani bir takım doğrular var. Yani. Şu bardaksa bardak, kırmızıysa kırmızı. Yani bunların adı 200 bin gerçek. Yılda. Evet, 200 doğru. Bin yılda çıktı bunların adı değil mi? O zaman bir şeye doğru diyebiliriz yani. O zaman, geçen hafta bu bardağı Zülfü abi kaldırıp şey dedi, bu bardak kalacak, biz gideceğiz dedi. Çok güzel işte, buyur. Doğru söylemiş. Peki, bu hikayemizin öznesiyle, gerçek kişiyle tanışalım mı artık? Tanışalım. Geliyor efendim. Özdemir Turan, beyefendinin adı. 73 yaşındaki Özdemir Turan, 56 yıllık meslek hayatıyla 4000 yıllık tel cambazlığının Türkiye'de yaşayan son temsilcisi. Bu yıl Temmuz ayında meydana gelen yangında tüm mesleki birikimini kaybeden Özdemir Bey, maddi imkansızlıklar ve sağlık sorunlarıyla mücadele etse de mesleğinin son temsilcisi olarak anılmayı istemiyor. Ayrıca Türk Dil Kurumu'na mesleğinin adının değiştirilmesi için başvurmuş. İşte neymiş? Cambaz... cam üfleyendir. Canbaz canıyla oynayandır. Canbaz yanlış bence hakikaten. Canbaz olması. Evet, evet, evet. Özdemir Turan'ın son ve büyük hayali ise şu. Sağlığı düzeldiği takdirde kendisine bir sponsor bulabilirse eğer, Haliç'in bir yakasından diğerine geleceği tel üzerinde 800 metre giderek yeni bir rekor kırmak istiyor. Evet, bravo.
Peki Tamer'cim sana dönmek istiyorum. Tamamen seninle ilgili bu sorular. Hikayeden hareketle. Bu arada tabii ki şeye Özdemir Bey'e, Özdemir Turan'a sağlıklı bir ömür diliyoruz. Umarım şeyi buysa, arzusu buysa onu boğazın üstünden şeyle tel üstünde yürüyerek geçerken görmek imkanı keşke buluruz. Keşke bu yapılsa da bütün keşke. Türkiye'de duysa ve onunla iftihar etse herkese. Evet. Değil mi? Bu da bir de takdir edilse yani. Evet. Bence zaten çok takdire şayan. Yani bu tutku insanlara umut veren bir şey bu, değil mi? Bak 73 yaşında kafasında fötr şapkası. Evet. Bunları yapıyor. Yani bu ne olacak ben de yaparım diyebilir birisi. Doğru. Yap da görelim derler. Yap da görelim derler, değil mi? Özdemir Bey ailesini hatta kendisinden beklenen her şeyi karşısına alarak mesleğini icra etmiş. Peki senin ailen seçimlerinde sana destek oldu mu? Mesela tiyatroya karar verdiğin zaman aileden nasıl bir dönüş aldın? Bu benim şeylerimde vardır yani özgeçmişlerimde. Ben, annem benim siyaset bilimci olmamı istiyordu. Ama liseyi de... Zaten siyasalda okudun. Ayrıldım ama. Ayrıldın evet. Ama liseyi de ağırlıklı fen okudum. Of. Ama okuduğum kolejde okul tiyatro kolu mensubuydum. Evet. Bütün temsillerde oynardım. Şimdi bunlar hepsi çelişkiler. Herkes seni fen dersinde zannederken sen tiyatro kulübünde miydin? Yok yani fen herkes dersine her de giriyordum. Biliyordu. Tabii. O yani okul ayarlıyordu onu. Okulun bir de profesyonel rejisörümüz vardı sevgili Cahit Gürkan. İşte güzel bir okul hayatıydı. Hala okulla temaslarım var. Aile de destekliyordu. Ha şimdi çok batrak okulun sahibi babamın ahbabıydı. Ve ben okul, mesela lise 1'de ilk tiyatro oyunumda oynadığım zaman ara karnede 7 tane kırık geldi. Annem de onlarla ahbap olduğu için benim haberim olmadan gitmiş okulun sahibine. Demiş ki benim oğlum tiyatrocu olmayacak. Onun için bunu sallayın buradan. Bu oyunlarda falan onlar şey yapmayın demiş. Ama lise 2'de fen bölümüne girdim. Lise 3'te hatta annemlerin yine tercihiydi. Ama fen bölümüne girmekten mutluyum. Yani düşüncelerimi oluşturmada bana objektif düşünme imkanları var. Metodoloji kazandın evet. Yani. Ama bu arada spor yapıyordum işte. Basket takımında oynuyordum. Karşıyaka'da oynamıştın. Karşıyaka'da da oynadım. Okulda da oynadım. Atletizmde işte lise arası atletizm yarışmalarına katıldım. Disk attım. Yani okul bandosu vardı. Bandoda tenor saksafon çaldım. İşte okul tiyatro kolunda oynadım. Filan yani... sonra üniversite seçme sınavlarına girdim. Siyasal bilgileri kazandım. Evet. Yani bir sürü yer daha kazandım ama siyasal bilgiler olunca arada... Herkes ailede siyasal okumanı işte, beklerken... Ön kayıt yaptırmaya geldim. Bir baktım iki tane arkadaşım, şimdi onlar emekli büyükelçi. Onlar dediler ki burada şey var, hani okulda tiyatro oynadığımı, tiyatro kolunda olduğumu bildikleri için... Konservatuvar tiyatro bölümü var. Konservatuvar tiyatro bölümü de yoktu o zaman çok yani Türkiye'de. Bir de siyasal cebeci de şey de cebeci. Yani çok konservatuvarda yakın, çok yakın değil mi? Biz de böyle çıkıp oralarda yürüyorduk. Keşif yapan üç tane şey aklı evvel delikanlı olarak. Sonra orayı keşfettiler. Onlar dediler ki burada şey var girsene ya filan dediler. Hani biraz böyle ergen rahatsızdı birbirine insan. Hadi gir madem tiyatro şey hadi gir hadi görelim bakalım. Falan. Gazı veriyorlar. Gazı veriyorlar. Ben de gittim. Sen yetiştin mi bilmiyorum. Bir Durmuş amca vardı. Müracaatta oturdu böyle çorumlu, bıyıklı. Hayır. Ha tabii canım. Ha. Kel kafalı. Kel kafalı. Şey Beşevler'de de vardı Beşevler'de zaten. De. Sonra geldi, oradan geldi, emekli tabii, oldu tabii. Herhalde işte. Böyle. Evet. Bizim o zaman çalışanlar çok biliyorsun şeydi. Ama tabii ben hiç tanımıyorum. Girdik o camlı kapıya. Ben de şeyim böyle. Baba yani bir adamım. Dedim hocam burada tiyatro bölümü varmış dedim. Durmuş'a mı diyorsun? Ha Durmuş. O da bana dedi ki böyle çok sakin bir adam. Var ne olacak dedi. Şimdi bunlar o delikanlılıktaki yani kendini havalı bir saç hissettiğin durumlarda insana kendi kendine komik geliyor yani değil mi? Sonra işte biraz mütevazi bir hale dönüşmeye başlıyorsun filan. Sonra dedim ki yani ben o sınava girmek isterim dedim. O şimdi ben de böyle konuşuyorum biraz o zamanlar. Hafif bir şeylik var yani. Kabadayı havası. Külhan Bey. Külhan Bey havası var. O dedi senin kaç doğumlusun dedi. Evet. Söyledim. Seni almazlar dedi. Şimdi hani buradan o da bana bir tavır göstermeliydi yani değil mi? Hmm. Benim bu tavrım. Tabii canım. Yani, yani o
Onları o zaman empati kuracaksak empati, öyle olması gerekir. Öyle gelirsen böyle cevap alırsın. Öyle cevap veriyor, öyle cevap alırsın. Şimdi o da dedi ki seni dedi almazlar. Şu almazlar deyince, şimdi anladım o bana şey yapıyor yani ters o gidiyor. Huylandı. Huylandım. Neden dedim filan ben de hani kızarak biraz. Ve dedi senin dedi yaşın geçmiş dedi. Nasıl geçiyor? İşte 6 ay ve 3 ay bile geçmiş. Şimdi o esas idare edilebilir miydi edilemez miydi hala düşünürüm biliyor musun? Ama inat etti. Tamam dedim ben. Oraya nasıl ön kayıt yaptırıyoruz? Çıkıyoruz. Arkamdan seslendi ama biraz dalga geçer gibi. Yalnız dedi bir dedi seviye imtihanı var dedi. Onu bir Yıldız Kentler kazandı genç olduğu için de yaşı küçüktü dedi. Seninki de biraz geçiyor. İstiyorsan ona gir dedi. Ama dalga geçiyormuş gibi böyle. Ben de hani bir an kaldım. Fakat o eli büyütüyor yani. Evet eli büyütüyor. Hani bir şey yapıp yok dedim girmeyeceğim tamam. Yani nasıl olsa ön kaydımı yaptırıyorum oraya falan. Fakat bu bizim iki arkadaş. Girsene niye girmiyorsun falan böyle şey. Girdi. Kazanamazsın kazanamazsın falan değil mi? Ben de dalga geçiyor. Herkese söyleriz nedir yani ha, kazanamadı işte, deriz. Şeyde hani sanki ben okulda büyük tiyatrocu havası atmışım da kendime falan gibi yok öyle bir şeydi. E peki dedim hadi gireyim falan yaptırdık. Kaydı. E kazandın tabii. Ama zaten sana bir şey öyle bir beni şey yaptı ki döndüm annemlerin evine. Onlar da o yaz yurt dışına seyahate gidecekler. Ben tek başıma kaldım. Bir şey bastı beni. Hırs. Hırs mıdır nedir artık bilmiyorum. Yani gurur meselesi mi yaptım neyse. İzmir'de çok iyi bir milli kütüphane vardır. Elhamra evet. Sineması yani şimdiki evet, operanın yanında. Evet. O milli kütüphaneye gidip bir kere ne kadar kitap varsa oyun okudum neredeyse. Müthiş bir oyun repertuarım oluştu ve kendime işte biliyorsun kipa bir komedi bir trajedi seçeceksin. Ben 4 tane çektim yani 2 komedi 2 trajedi. Yedekledin de yedekledim. Yani. Ve onları zannediyorum mesela tiyatro klasiklerini herkes biliyor zannediyorum. Halbuki yani Alfred de Musset Türkiye'de çok oynandı mı duydun mu? Yok uyarlamalarını evet. Belki izlemişim. Ben mesela bir tanesi Alfred de Musset'ydi. Şamdancı diye bir oyun var. Ha. Şamdancı'da da Şamdancı'yı da oynamadım. Orada bir şövalye beğendim var. Başka bir şey. Evet, bir şövalye var onu çalıştım mesela. Kendim sen bayağı sınavın usulünü de zorlamışsın. Evet artık, sınavın şartlarını da zor. Çünkü Hamlet'ini çalışır gidersin. Ha, şeyde efendim, yazılı biliyorsun evet. Onlar aşağı yukarı tabii, herkes tabii. Aynı şeyi yapıyor. Ben hayır. Alfred de Musset'i ve şövalyeyi ama şövalye uzun bir tiradı var. Ben adam bir defa görünüyor fakat o sahnede Şamdancı'ya parayı alıyor. Parayı alıyor. Şamdancı'ya çok güzel bir hayat dersi yazmış. Veriyor falan. Onu beğendim. Çalıştım. İşte şeyin rahmetli Yıldırım Önal'ı izlemiştim bizim akrabanın oynadığı tiyatroda. Ah bir limonlu rakı olsa şimdi diye Ahmet küçük Kursi, şehirde evet. Ahmet Kutsi Tecer'de. O tirada oynadım. Mefistofeles oynadım. Of. Marlow'dan. Şimdi bunları çalıştım girdim yani. Komedide yani ne oynadım? Sene kaç tane? Sene 1971. Şimdi şey, iyi bir seçki. Evet. Jüriyi bir şey yapar. Zaten şöyle. Ama dur başka bir şey soracağım. Sen sınavı kazanıp aileden sakladın mı, saklamadın sakladım. Mı? Sakladım. Neden? Şimdi siyasala girmemi istiyorlardı. Ben de yine belki de bak demin senin sorduğun sorulara cevap veriyorum. Biraz kendimden parçalar bulduğumu evet, hissediyorum. Evet, onun için zaten. Şimdi eğer kabul etmezlerse... Hır çıkacak. Hır çıkmayacak. Ben gideceğim siyasala gene yani. Ama kabul eder, yani benim bu işi sevmem ve başarılı olmam sonucunda kabul edeceklerine inandığım bir anne babamdı benim. Hı. Yani. Onun için hatta babam bana yüklü de bir şey gönderiyordu, aylık gönderiyordu. Parasız yatılı İzmir'den okudum. İzmir'den Ankara'ya tabii. He? İzmir'den Ankara'ya geldim. Cebeci'de yatılı okuyorsun. Cebeci'de yatılı okuyorum. Tabii mecburi hizmeti var biliyorsun. Tabii. Sonra Şubat'ta eve geldim. İşte bana nasıl müthiş bir sofra hazırlandı. Falan işte eve geldik falan. Oturduk, sonra sohbet falan. Önce tabii hal hatır sormalar, şunlar bunlar. Sonra okul nasıl gidiyor falan gibisinden. Nasıl memnun musun falan. Herkes böyle çok neşeli. Ben dedim siz benim nerede okuduğumu biliyor musunuz? Masaya böyle müthiş bir sessizlik çöktü. Babam İzmir Ağır Ceza Reisi'ydi. Hukuk konusunda çok etkilendiğim bir insandı. Daima doğruyu bulmaya çalışırdı yani. Doğrunun ne olduğunu
analiz ederek bulmaya çalışırdı. Böyle çok heyecanlanan biri değildi. Söyleyeceği lafı yavaş, tek tek, tane tane söyleyen birisiydi. Çok büyük hükümler veriyor çünkü. Evet, çok büyük hükümler veriyor. Yani hiç böyle bir şey yoktu yani. Heyecanlı, yani panik atakları olan bir adam değildi yani. Annem böyle, aa biz seni şeyde okuyoruz, mülkiyede okuyoruz diye biliyoruz falan demişti rahmetli. Ben öyle mi falan dedim. Yani tabii ki ben de biraz böyle kendimle şey yapıyorum. Acaba benim hakkım var mı onları üzmeye falan gibisinde, değil mi? Sonra babam böyle gayet sakinmişti. Nerede okuyorsun oğlum? O kadar yumuşak bir hoş durdu ki. Hemen anla, işte, söylemek durumunda kaldım. Benim Ankara'da Devlet Konservatuarı tiyatro bölümü. Ağır ceza reisinin nasıl sorgu yaptığını da anlamışsın. Evet, evet. Yumuşakça gelmişsin. Öyle mi dedi? Ha. Seviyor musun dedi. Seviyorum dedi. Parasız yatılı okuyorum dedi. Yani bana maaş gönderiyor, isterseniz göndermeyin yatıyor bunun altında. Yok dedi, maaşın senin zaten geldi. Neden dedi parasız yatılı okuyorsun dedi. Sen paramız mı yok bizim filan dedi. Yok dedim, yani o iyi bir şey parasız yatılı okumak filan. Yok olmuyorum. Seviye sınavı kazandım bile unuttum bak orada. Söylemeyin. Hani o şey nedense. Dedi ki tamam. Sen dedi bunu seviyor musun? Seviyorum. O zaman başarılar diliyorum sana. Valide? Valide de, o da hadi bakalım filan dedi. Sonra ama memnun oldular yani. Yani mezun oldum, işte uluslararası alanda çok burs aldım. Burslar filan gelince. Bütün dünyayı gezdim. Evet. Tamam, biraz da Hazal ve Efe'den konuşmak istiyorum. Hazal... kızın Fransa'da yaşıyor. Bir Fransızla evli galiba, değil mi? Efe de Türkiye'de, burada. Efe de evlendi. Evlen... 7-8 yıl bir kız arkadaşı vardı. Evlenmeyecekler zannediyorum. Evlendiler. Beyrut'a gittiler orada. Evlenmeye gittiler sadece. Ha, egzotik bir şey yaptılar. Egzotik bir şey yaptılar. Peki çocuklarla... Burada parti yaptılar sonra Türkiye'de. Anladım. Nasıl aran onlarla? İyi ama onlar... Çok bağımsızlar şu anda mesela yurt dışında. Şimdi işte, tabii ki ben biraz hani nasıl büyüdüler? Seynan Hanım mı daha çok meşgul oldu? Sen çünkü her zaman çok meşgul ve çok, çok meşguldü, gezegendi yani. Ama iyi büyüdüler. Yani ben geçen de öyle bir yerde söyledim, gazetede çıkmış. Yani çok çalıştım, çocuklarıma ilgi gösteremedim gibi bir haber çıkmış. Şimdi çok çalışmak suç mu birader ya? Yani ne alaka? Bir de biz burada çocukluk arkadaşı fotoğrafı çekmiş, bana göndermiş. Yadırgamamışlardır insanlar. Hı? Çünkü genelde babaların çocuklarına olan sevgisinden hiç kuşkum yok yani, severim ama göstermede biraz sıkıntısı vardır. Olabilir. Yani eski adetlerle, davranış biçimleriyle ilgili bir de galiba tabii, biraz. Bizim çocuklar böyle, biz şeydik yani, ilişkimiz çok iyiydi. Onun için böyle konuşabiliyorduk. Mesela bir gün ben ona hani böyle hep dominant bir baba değil mi Efe'ye? Dominant bir baba ama Efe çok bağlıdır yani. Şimdi bir gün dedim ki bir şey yaptı ve Efe ne yaptın oğlum onu dedim ya. Böyle durdu falan. Baba sen yoksun ki ya dedi, ne konuşuyorsun dedi. Şu ağır laf değil mi? Evet. Vay, böyle bir an kaldım. Dedim ya yokum da yok, o kadar da yok değilim yani. Geldiğim zaman sürekli beraber oluyorum, okula götürüyorum, yemeğe çıkıyoruz. İşte uzun yürüyüşler yapıyoruz. Yani bir sürü de böyle şeyimiz var ama çocuklar bazen böyle küçük gaddarlıklar yapabiliyorlar ya. Peki torun meselesi var bir. Evet. Bu şeye katılıyor musun? Hazel'in mi kızı? Hazel'in. Evet. Bu torun evlattan tatlıymış, doğru mu? Ne diyorsun? Yakında benim de başıma gelirse diyorsun. Hayır. Evlattan tatlıymış demek haksızlık olur. Evlatın tuhaf tadı başka bir şey. Ya, tabii yani öyle bir mukayeseye gerek yok ki. Torun bence insanın hayatında bir şey yani, artı değer. İşte kimisi bonus filan diyor ona. Ben mürüvvet demeyi mürüvvet demek daha var. Tabii, yani ben mesela kızım da oğlum da çok şey öğrendim onlardan. Yani tabii. Onlar büyürken ben de büyüdüm. Tabii. O kadar hızlı büyüdüler ki bir de yani. Dertleştik, zaman zaman konuştuk. Zaman zaman işte bir sürü şey yaşadık. Ama şimdi torun, kızım da çok iyi bir anne oldu. Torunun her anından ben sorumlu değilim. Yani, torun benim şeyim. Sevme şeyin. Evet. Lüks değil mi? Lüks şey ve artık torun o lüks içinde toruna mesela toz kondurmuyorsun, tamam mı? Evet.
bir şey... Bırakın şımartıyı falan. Bırakın şımartıyı. Çünkü annesi nasıl onu terbiyesini ayarını, ayarını yapar fabrika diye. Ayarını yapar. Fabrika ayarını yapar diye. O tabii insana tuhaf bir mutluluk veriyor. Tamam, çok güzel. Çıraklığını yaptığın ustanın desteğiyle 16 yaşında ilk defa ipe çıkıyor ve gösteri yapmaya başlıyorsun. Okulu bırakmayı düşünür müsün bu tutku nedeniyle? Hayır, düşünmem. İleride diyelim iyi bir cerrah olursam aynı zamanda ipte niye yürümeyeyim? Aileni karşına alarak tutkun doğrultusunda çıktığın bu yolculuk sana ne öğretti? Ama içten içe de barışmak istiyorumdur herhalde. Babadır tabii. Yani. Tabii. Dünyanın en önemli tel cambazlarından biri oluyorsun. Hı. Ününe artık karşı gelemeyen baban onca yılın sonunda gösterini izlemeye geliyor. Kabul etmiyorum, gelmesin. Bir eksiklik hissediyor musun? Keşke dediğin bir şeyler var mı? Keşke lafını sevmiyorum. Keşke demeyecek şekilde yaşamanın yolunu bulmalı diye düşünüyorum. 73 yaşındaki Özdemir Turan 56 yıllık meslek hayatıyla 4000 yıllık tel cambazlığının Türkiye'de yaşayan son temsilcisi. Birinci hikayemizde tutkunu şekillendirdiği bir hayat üzerine konuştuk. Buradan yola çıkarak biraz daha hayallerimizi konuşalım. Hı. Hayal kurmadan yaşanabilir mi? Hiç senin buna katılmayacağını biliyorum ama yine de sen söyle diye soruyorum. Tabii yani. Ben artık buna hayal de demiyorum. Yani bu düşünmeden yaşanamaz diye düşünüyorum. Değil mi? Çünkü hayal düşünceyle oluşan bir şey. Düşünce de demin söyledim. Bunları eskiden bilmiyorduk. Yani mesela yazarın birisi eski TÜBİTAK zamanlarında yaratıcılıkla ilgili bir kitap yazmış. Diyor ki mesela çok ünlü kaşifler esasında beyinlerinin ne kadar etkili olduğunu belki bilmiyorlardı o zaman diyor. Ve onun kendilerinde tanrısal bir mucize olduğunu zannediyorlar. Hmm. Ama bu düşünme gücüdür esasen. Halbuki o düşünme gücüdür diyor ve o şanslı birisiydi ki diyor düşünceleri başkaları tarafından yıpratılmadı. Madan, evet. Ve o onu geliştirebildi diyor mesela. Şimdi ama bugün biz bir beynimiz olduğunu biliyoruz. Beynimizin marifetlerini biliyoruz. Hatta bir cerrah kadar olmasa bile kaç parçadan oluştuğunu, her parçanın ne tabii ne canım gör- adımız konmuş. Homo sapiens bilen insan demek. Tabii bilen insan demek. Bir ileri modeli var, Homo sapiens sapiens, o da bildiğini bilen insan. Bildiğini bilen insan. Biz artık bildiğini bilen insan. Biz insanımız. Bildiğini bilen insan çağındayız. Yani yapay zeka eğer bizim beynimizin taklidiyse o işte bildiğini bilmek, yüzleşebiliyorsun. Evet. Hikayemize girelim bence. Bu hikayemizde 1922 yılında Yozgat'ta hayata başlayan birinin yerindesin. Yozgat'ın küçük bir köyünde bağ bahçe işleriyle uğraşarak hayata tutunmaya çalışan bir ailenin çocuğusun. Hayatın önemli bir kısmı tarlada, bahçede geçiyor. 1950'lerden sonra köyde hayat şartları zorlaşınca bir imkan bulup Avusturya'ya çalışmaya gidiyorsun. 5 yıl sonra Almanya'ya ve eşinle birlikte Berlin'e yerleşerek çalışmaya başlıyorsun. Tabii o zamanlar Almanya 2. Dünya Savaşı sonrasında 61'de kurulan bir duvarla doğu ve batı olarak ikiye ayrılmış durumda. Sen batı tarafında küçük bir apartman dairesinde yaşıyor. İşe gidip gelerek hayata tutunmaya gayret ediyorsun. Yozgat'taki köyünüzde doğada tarlada geçen onca özgür zamanın ardından para kazanmak zorunda kalmak ve ülkeni terk etmek sana ne hissettirdi? Bir, bunu merak ediyorum. İki, memleketine özlem duymayacak mısın? Yani orada işler yolunda ama. Tabii şimdi yani yoksulluktan geldik. Yani Almanya'ya gidince bir sürü yeni şeyler öğrendim. Yani bir gün yüzü gördük. Gün yüzü gördüm. İşte belli bir para. Biraz saygı gördük belki değil mi? Çok ağır çalıştırıyorlar ama. Çok yani şu mesai şartları çok çok prensipli, çok disiplinli. Ancak tabii ailemi özlüyorum ama ne oldu? Artık burada bir araba aldık. Kendimize bir araba aldık değil mi? Bu arabayla arada bir gidiyoruz tatillerde. Peki ama esas konum şöyle bir şey. Köyde bağda bahçede olmaya çok alışıktın ya. Evet. Şimdi öyle bir metropolde Berlin gibi bir yerde falan gurbette bir apartman dairesinde sıkışıp kalmış vaziyettesin. Hani o anlamda mesela köyü özler misin? Öyle bir pencere açayım bir de orada. Vallahi tabii ki köyü özler insan ama köyde istersen felsefi olarak bakma imkanım hiç olmadı o zaman buna. Ama hani köyde efendim diyelim ki sürüyü dağa çıkardın. Orada çobanlık yapıyorsun değil mi mesela? Al flütünü çal orada işte. Dionysos'un köylüsü gibi. Ben onu çok gördüm. Ama şu anda derdin sanattan uzak kalmak değil. Yeşilden, doğadan, evet. Alışık olduğun topraktan uzak kalmak meselesi olduğu için oraya tabii, fokuslanıyorum. O hep orada Berlin'deki Türkler hep bunu konuşurlar zaten bir araya kahvelerde filan.
Ben, canım şimdi İstanbul'da konuşmuyor muyuz? Tabii tabii. Artık tabii konuşuluyor. Yani nerede o işte? İşte hani şöyle karşı karşıya oturup sohbet etmek filan, kahvede oturmak filan çok hoş bir şey gibi geliyor. Ama Türkiye'ye dönüp eğer böyle belli bir rahatsızlığı olup rapor alıp filan 3 ay kalan arkadaşım olursa koşarak geri dönüyor. Koşarak geri dönüyor, sıkılıyor çünkü bu sefer. Peki arada sırada memleketine gidip gelerek özlemini gidermeye çalışıyorsun ama sayılı gün çabuk geçiyor ve Berlin'deki apartman dairesinde yılların geçiyor dönüp. Hı-hı. Burada çalışıp emekli oluyorsun, ardından yeni bir yere taşınıyorsun fakat o da başka bir apartman dairesi, yaşadığın mahalle tam da doğu tarafını ayıran duvarın yanında. Kreuzberg'te. Batıdasın ama duvarın dibindesin, karşısındasın. Evet. Bir gün camdan bakarken duvarın kenarında, karşıda duvar var. Çöpler var ve atık eşyalarla dolu böyle küçük bir arsa olduğunu fark ediyorsun o yığıntının arasında. Doğu ve Batı Berlin'i ayıran duvarın arasında kalıp hiçbir tarafa ait olmayan arsa, hiçbir işe yaramasa da çok sıkı gözetlenen ve kimsenin girmeye cesaret edemediği, terk edilmiş, tehlikeli bir yer. Emekliğinde uğraşacak bir şey aradığın için kolları sıvıyorsun ve araziyi önce çöpten, pislikten arındırıyorsun. Sonra sebzeler, meyve ağaçları ektiğin bir bahçeye dönüştürüyorsun kendi çabanla. Etrafı duvar ve tellerle çevrili diğer tarafa geçmeye çalışanların vurularak çoğu zaman öldürüldüğü bu arsayı bahçeye çevirirken hiç korkmadın mı? Önce onu sorayım. Yok, çünkü o senin demin sorduğun, yani belki çocukluğumda yaşadığım o özlem, köy, özlem ve yeşillikler filan. Belki köyde kalsam o yaşta ben öyle bir bahçe yapmazdım. O yok da yapıyorum. Tabii o yok olduğu için bu sefer de ne yapıyorum? Olmayanı her kendimi, gibi. Kendimi, bu bir terapi oluyor belki değil mi? Bir terapi oluyor. Kesinlikle öyle. Diyorum ki bunu yaparak köyü hatırlayacağım. Kendi geçmişim ve mutluluğumu, o çocukluğumdaki mutluluğu bugün geldiğim yaşta yeniden bunun sayesinde yaşayayım. E vursa ne olur, vurmasa ne olur yani. Bahçeyi kazmaya başladıktan bir süre sonra Doğu Alman askerleri tünel kazmaya çalıştığından şüphelenip seni sorgulamaya geliyorlar. Sadece bahçeyle ilgilendiğinden emin olunca duvardan 3 metre uzak kalman kaydıyla sana izin veriyorlar. Ardından bu defa Batı Alman polisi arsaya gelip oradan çıkmanı istiyor. Polislere kafa tutuyor ve bu arsanın sana Tanrı'nın bir armağanı olduğunu, ancak cesedini çiğneyerek senden alabileceklerini söylüyorsun. Evet. Batı Alman polisi kararlılığın karşısında zararlı bir şey yapmadığına ikna olup sana baskı kurmaktan vazgeçiyor. Bu gerilimi gören Doğu Alman askerleri ise Batılı yetkililere karşı fırsatı kaçırmıyor ve seni destekleyerek arsayı daha özgür bir şekilde kullanmanı sağlıyorlar. Evet, çok doğru dürüst adamlardı bunlar ya. Bu siyasi tehlike ve gerginliğin ortasında kendine bir yaşam alanı oluşturmak sana ne hissettiriyor? Bir bu. İki, ailenin ve kendi can güvenliğinden endişe duymuyor musun yani buna kalkışırken? Neden böyle bir risk aldın? Bunlar denemeler tabii hayatta. İnsan, ilk insan da denemeyle başladı, bugüne geldi bu her şey. Yani deney, John Dewey diye birisi var, bir filozof. Sanat deneyimdir diyor, değil mi? Şimdi o halde bu bir deneyim. Doğu Alman askerleri zamanla varlığına iyice alışıyorlar. Sen onlara yetiştirdiğin sebze ve meyvelerden veriyorsun. Onlar da sana Noel gibi özel günlerde hediyeler veriyorlar. Demek ki bayağı kabak, domates filan atıyorsun o tarafa. Ahbap olduk adamlar. Evet, evet. Bu sırada bahçene diktiğin bir ağacın etraftaki ağaçları işgal ettiğini, haddinden fazla büyüdüğünü fark ediyorsun, gözlemliyorsun. O ağaçtan kurtulmak istiyorsun ama ağaç senden daha inatçı çıkıyor ve kök salmaya devam ediyor, tutunuyor oraya. Gerilimin ve duvarların arasındaki bahçende büyüyen ağaçları da kullanarak her türlü ihtiyacını karşılayabildiğin ahşap bir ev inşa ediyorsun. Türk durmaz. Küçük. Türk durmaz. Evet. Küçük ama küçük yani şey değil, onlar biliyorsun. Evet, küçük tamam. Suç sayılmaz yani. Suç sayılmaz. Peki. Öğrenciler, işçiler, komşu kilisenin papazları, hemen orada şey var, kilise var. Bu duruşundan ötürü sana saygı duyuyor ve bahçeni ziyaret ediyorlar. Arada bir geliyorlar, onlarla ürünlerini paylaşıyorsun, demek ki ikram ediyorsun. Evet. Evini açıyorsun ve sohbet ediyorsun. Herhangi bir sorun yaşadığında bir araya gelerek sana destek oluyorlar. Evet. Bir de orada taraftarlar da birikiyor. Bu sayede hiç kimse iki tarafta sana dokunamıyor. Bağımsız ve dokunulmaz oluyorsun basbayağı orada durduğun yerde. Soğuk savaşa, duvarlara ve bütün kurallara direnerek insanların saygısını, desteğini kazanmak sana ne hissettiriyor? Biraz inatla da olan bir şey bu.
Ve biraz da doğa sevgisi ve özlemi. Tabii. Şimdi yani hani politikayla uğraşmak istemiyorum tabii. Yani bu benim kendi kendime yani içimden gelerek yaptığım bir şey değil mi? Yani bir kimseye ders vermek ya da şunu yapmak bunu yapmak için yapmıyorum bunu. Yok. Adeta çekiliyorsun oraya doğru. Evet, oraya doğru çekilmişim, gitmişim, yapmışım. Fakat olay bu şekilde dönüşmeye başlayınca belki de hoşuma gitti yani ben o zaman. Ha yani bak insanlar yavaş yavaş böyle bir şeyin değerini anlamaya başlıyor. Bu hayat işte onlar da canlı değil mi? Oraya ektiğimiz bitkiler, domatesler, şunlar bunlar ne varsa yani biberler vesaire. Aslında fark edilmek güzel. Hem fark edilmiş oluyorsun hem de yani hani insan bu doğada yaratılmış en gelişmiş varlık. Biz hani kızıyoruz Osho şey diyor ya dünyada insan olmasaydı. Dünya çok daha güzel olurdu. Ben de Osho'ya soruyorum. Bazen ben katılmadan ama ben de Osho'ya soruyorum. Bunu nereden bilecektik diyor. Berbat etmeden nereden bileceğiz değil mi? Doğru. Hayır kim anlatacaktı bizi? Evet doğru. Birinin hikayeyi anlatması lazım. Birinin anlatması lazım ki. Sanat deneyimdir o deneyimin aktarılması lazım. Yani Osho bize bunu kanıtlamalıydı yani. Evet. İnsanlar olmadığı zaman mesela kaplanlar bize bunu anlatmalıydı değil mi? Bak tabii. Dünya ne kadar güzel şimdi görüyor musun? Aslan kardeş falan diye. Tabii tabii fazla kurcalamazsan böyle kalır diye. Bahçen için su gerekiyor bir zaman. En başlarda evden kovayla taşıdığım bir şey tabii su. Fakat bu eylem zamanla senin için çok yorucu hale geliyor. Yaş da ilerlemiş. Yakındaki bir kilisenin kuyusunun olduğunu fark edip oradan su almaya başlıyorsun. Ancak anlaşılıyor ki bu sadece kilisenin kuyusu değil. Batı Berlin'in acil durum su içme rezervlerinden biri o kuyu. Yani yangın ama üstü şey açık duruyor yani. Bir kontrol falan yok. Bilemem başına. Artık o kısmı bilmiyorum ama. Buradan izinsiz su alman yasak olduğu için para cezası kesiyorlar. Tipik Alman zaten. Şimdi ne yapacaksın? Almanların katı yasa ve kurallarını çiğnedin. Belki de bu durum şu an çok anlam yüklediğin arazinin elinden alınmasına da sebep olabilir. Çünkü kuralcılar biliyorsun. Ne yapmayı planlıyorsun? Bu hatanı nasıl? Ama şimdi bak orada bu kadar kuralların olduğu bir ülkede oraya Achtung yazmaları lazım. Achtung yazıyordu ya sen onu. Yani görmedim ya. Yani. Görünür bir yere yazmamışlar herhalde. Yani. Bir de Türk Almanca öğrenmekte zorluğum varsa. Almanca öyle. Yani ısrarla öğrenmek. Ama yani oraya kırmızıyla böyle bir şey yazıyorsa bu kadar sene sonra hiç o zaman. Achtung yazmıyordur. Yani burası dikkatlenecek bir şey değil. Yani, ama Almanca şöyle yazıyordur. Şehrin su rezervidir acil durumlar için. Orayı ya da o kenarda bir yerde falan. Duruyorsa yani işte orada belki yani onu ben ya da şöyle düşündün belki sen bir kova sudan ne olacak şehrin acil durumuna halel getirecek bir şey yapmıyorum. Salatalığa su alıyoruz şuradan diye düşünmüşsündür. Ama şunu yani ben tabii bunu söyledikleri zaman özür diledim yani dedim çünkü adam dedi ki bak orada yazıyor dedi. Ben dedim ben onu şey zannettim. Zannettim. Yani kuyunun tarihçesi zannettim. Sen hemen etraftan dolanmaya başladın yani. 1800'lü yıllarda bu kuyu yapılmıştır falan diye böyle. Kendini doğru ifade edebilecek düzeyde Almancan yok. Bu nedenle oğlun yetkililere bir mektup yazıyor. Oğlan biliyor tabii, orada doğdu değil tabii, mi? Tabii o ikinci kuşak. Su kuyusunu kullanma nedeninin anlaşılınca hemen cezadan vazgeçiyorlar. Yani, i̇şte bak gördün mü? Aferin adam. Rahat bir nefes alıyorsun fakat biraz da dönemsel olarak hoşgörünün arttığı yıllardasın. Yani 60'lar 89'da şey olacak ya şöyle söyleyeyim. Tarihler 1989'u gösterdiğinde doğu tarafı özgürlük baskılarına daha fazla dayanamıyor ve sınırları açıyor. İşte duvar yıkılıyor vesaire. Başlayan bu özgürlük hareketiyle Berlin'deki utanç duvarı 9 Kasım 1989'da yıkılıyor. Bir zamanlar her iki tarafa da kafa tutarken Berlin yeniden tek bir şehir olunca kimse seni tanımaz oluyor. Yeni bir yerel yönetime bağlanan belediye de senden arsayı en kısa zamanda boşaltmanı istiyor. En katı şartlara ve siyasete direniyordun. Soğuk savaş falan. Şimdi bütün şartlar değişince çaresiz kaldın. Binbir emek verdiğin özgürlüğünün temsili olan bahçenden ayrılmak zorunda olmak sana ne hissettiriyor? Ne yapacaksın? Arsayı boşaltacak mısın? Tabii şimdi oğlanla konuştum. Dedim ki oğlana bak dedim. Sen Almanca biliyorsun gel bakayım dedim. Sen Almanca biliyorsun gel bakayım dedim. Şimdi bak dedim. Ben bunu bu duvar zamanında temizledim. Bir kere burası çöp doluydu. Buraya adam ettim. Burada ne oldu? O çöpler bile sağlığa zararlıydı. Kokuyordu. İhya etti. İhya etti. Burada şey. Sonra her iki taraf bugün bu duvar kalktı değil mi? Demek bu duvara gerek yokmuş.
Ben haklıyım. Bu duvara gerek yokken ben bunu ispatladım burada. Bu bitkileri burada yetiştirerek bunu ispatladım. Allah bilir sen bunu şeye kadar götürürsün. Bu insanlığın ortak bahçesi. Tabii. Bu cennet bahçesi burası. Evet, konuştun oğlanla. Oğlanla konuştum. Dedim ki bak şimdi bu Almanlar kafası çalışır. Yani bunu konuştuğun zaman bunu bir kere burada ne oldu? Bu bir tür hak oluştu. Tamam, bugün duvar... Bir hizmet verdim ben. Hizmet verdim. Evet. Burada yani pozitif bir enerji yarattım. Tamam, bugün duvar yıkıldı. Burası da artık yol olacak belki. Bizi ellemesinler. Hayır, ellesinler ama bana başka bir yer göstersin. Ha. Tabii canım. Yıllar içinde yaşadığın Kreuzberg sakinleri durumdan haberdar olunca sana destek olmak için sokaklara dökülüyorlar. Tabii. Yakındaki kilisenin papazı da yetkililere mektup yazarak ve bahçenin aslında kilise toprağı olduğunu gösteren 1780'li yıllara ait bir haritayı belge niteliğinde sunarak sana destek veriyor. Yani çok sempatik bir adamdı o papazı. Diyor ki, kilisenin toprağı bahçesi, niye bağırıyorsunuz? Ben izin verdim. Ben izin verdim diyor. Kamuoyu baskısı da tabii oluşmaya başlayınca normalde hiç olmayacak bir şey gerçekleşiyor. Belediye oranın sınırlarını yeniden çiziyor ve bahçenin ait olduğu yere Kreuzberg'e dahil ediyor. He. Yani kütüğü değişiyor bahçenin diyelim. Bahçeden sadece iki şey sökülüp atılamıyor. Biri sensin, sökülüp atılamayan. Diğeri de hep o inatlaştığın, her gün, her geçen gün ağaç evinin içine doğru dışarıdan büyüyen ağaç ve eve giren cehennem ağacı lakabını taktığın ağaç. O ikisi koparılamıyor. Evet. Bahçenin sana, yani özgürlüğüne yeniden kavuşunca ne düşündün? Ve yıllarca birlikte yaşadığın insanların desteği olmasaydı tabii, pozitif sonuçlanır mıydı bu iş? Hayır, yani şu tabii ki... Birlikte yaşama kültürüne bağlarım tabii, diye düşünüyorum. Çok doğru. Yani bir kere hakkımı arardım yani. Yani artık 90'lardasın ha, 90 yaşındasın. 90'larda bile olsam yani biraz inatçıyım ya yani. İşte. Çok, evet. Biraz mı? Evet. İnatçı olduğum için oğlana bunları anlatıp git bunu anlat. Eğer bunlar demokrasi diyorlarsa, insan hakları diyorlarsa, yaşam biçimi diyorlarsa, bunlar bir de savaştan çıktıkları zaman ya Zurkunst, sanata evet gibi bir kampanyaları varmış. Yani sonra öğrendim bunu. Dolayısıyla eğer yaşam sanatsa bunu beni anlarlar diyorum. Bir anlamda tabii ben bunu yaptığım zaman oğlana yazı yazdırdık. Gitti şey yaptı, müracaat etmeye gitti. Fakat tabii dediğin gibi Kreuzberg'de herkes buna sahip çıktı. Oraya kalmamış iş. Tabii. Ahali toplu. Kreuzberg'de herkese yani sahip çıkınca bu böyle mutlu bir sona dönüştü yani. Ha o zaman... Aslında büyük bir hikayeye dönüştü. Tabii çok artık güzel bir şey oldu. Bu sefer ben şundan mutlu oldum. Tamam arazi, tamam böyle hani müsamaha edildi kalsın ama arazi bir sembole dönüştü yani. Değil mi? Bu... Geldik 90 yaşına. Kim bilir ne zaman gideceğiz ama işte artık. Peki tanışalım mı artık bu inatçı babayla? Olur. Efendim geliyor. Bak. Osman Kalın. İşte 90'larında. Şurada Tamer... Ben şimdi 90 yaşında mı orada? 90'ın üstünde artık. Hani maşallah var ya. Maşallah var tabii canım. Şurada bir üçgen var. Eski duvarın olduğu yer. Kırmızı. Bir aşağıda üçgen var bak. Tam orasıymış bahçe. Yani o kadar dip dibe ki. Tam şehrin orta yerinde, duvarın dibinde. Oradan onlar, buradan bunlar. Ya. Çok büyük karakter ya. Çok. Çok müthiş bir karakter. Çok filmlik değil mi? Şimdi... ne çok şey anlatılır bu vasıtayla. Tabii. Yani Shakespeare'in beğendiğiniz gibi Ezra Dakit oyununda Jacques Usta'nın söylediği tirada hatırlıyorsun değil mi? Bütün dünya oyun sahnesi. Evet. Perdeleri yedi çağ olan bu sahnede bütün insanlar birer oyuncu. İşte o şimdi neydi amcanın ismi? Osman Kalın. Osman Kalın'ın sanatçı olmadığını kim bana ispatlar? Yani sanatın felsefi açısından, estetik değer açısından baktığınız kimse zaman sanatçı. Kimse tersini iddia edemez. Evet. Yozgat'tan göç ederek çalışmaya gittiği Berlin'de yaşayan Osman Kalın, 1982 yılında Berlin duvarının sınırında doğu ve batıyı ayıran küçük üçgen şeklindeki arsada kendisine bir bahçe kurdu ve bahçesini elinden almak isteyen tüm yetkililere ve şartlara karşı direndi. 61 yılında kurulmaya başlanan duvarın, yükselmeye başlayan duvarın
dümdüz devam etmesi gerektiğinden iki taraf arasında kalan bu 350 metre karelik alan aslında kader gibi ya biraz. Evet. Aslında bir tür tarafsız bölge olarak kaderine terk edildi. Araziye atılan çöpleri ve eşyaları temizleyip kendine bir yaşam alanı kuran, araziyi de doğal haline çeviren Osman Kalın 2018 yılında 96 yaşında ne yazık ki hayatını kaybetti. 2018'de aramızdan ayrılan Osman Kalın'ın bahçesi artık ailesine, çocuklarına ve torununa emanet. Yani duruyor ha. Osman Kalın'ın torunu Funda Kalın, dedesinin köklerini kesip atmaya çalıştığı bahçedeki inatçı cehennem ağacı hakkında bak şöyle demiş torun. Ağaç aynı dedem gibi inatçıydı. Sonunda dedem de tamam. Bu burada kalacak demek ki dedi. Ağaç evin içinden... Ağaca saygı gösterdi. Tabii. Ağaç evin içinden dışarıya doğru büyüdü, duvarları yıktı ve evin bir parçası haline geldi. Çok güzel. Aynı dedemin buranın bir parçası olduğu gibi. Çok tatlı bir hikaye. Peki Taner'cim sana dönüyorum. Kendini nereye ait hissediyorsun? Bu aidiyet konusu tartışmaya değer bir konu. Evet. Bir şehir, küçük bir toprak parçası aidiyet duygusunu tamamlamaya yeter mi? Valla bilmiyorum. Şimdi o Tom Jones'un bir şarkısı var ya. Delilah. Delilah. The old Tom town is still standing diyor. Yani eski ev, hala eski mahalle hala duruyor diyor. Boyalar kırılmış ve yıkılmıştı diyor. Dökülmüş diyor. Evet. Ben oradan sanki hayal ediyorum oradaymışım diyor. Bakıyorum karşıdan Mary geçiyor diyor falan. Ben... Herkes de bunun olduğunu düşünüyorum. Çünkü eskiden sadece bende var zannederdim. Nostalji mi? Nostalji ve görüntüleri hatırlamak. Hmm. Bulunduğum yerlerde tekrar yaşıyor. Hmm. Dejavü gibi. Ama dejavü değil biliyorum yani. Evet. O beynime kayıtlar. Bilerek. Tabii beynime onu çağırıyorum. Kaydolmuş şeyler. Evet. Olmadık şeyler gelebiliyor aklıma böyle zımp diye. Yani bir şey söylüyor birisi. Hani biz insanların, ben insanların benzer olduklarını herhalde 22 yaşımdan sonra filan fark etmeye başladım. Halbuki birbirine benzedik. Birbirine benzedik. Hmm. Halbuki daha önceki tezimiz neydi? Bir insan bir insana benzemez. Her insan biriciktir. Aslında öyledir tabii. Öyledir ama yani, müthiş benzerlikler var. Var tabii. Yani işte dünyanın birçok ülkesine gittim biliyorsun. Ortak. Ve bunu test de ettim yani. Hmm. Ve görüyorum benzerlikler var. Neden gestus diye bir şey var? Tabii gestus diyor. Evet. Yani nasıl, niye... Yani Japonya'da Yonosuke oynuyor adam. Sandalyeler tabii. oynuyor mesela tabii. değil mi? Tabii. Ama bakıyorsun evet yani anlıyorsun. Evet. Ama Noh Kabuki tiyatrosunu da anlıyorsun. Tabii. Ne alakam zaten var? Zaten makbulü benim? Kendi geleneğini, kendi kökünü kaybetmeden Shakespeare'e de şuraya da buraya da bakmak. Zaten onun da 400 küsur yıl yaşamasının nedeni o okumalar üstünden yeniden önümüze hala çıkabilmesi. Hala da yaşıyor çünkü şimdi... Bu bir mucize miydi yoksa Shakespeare'in araştırmacı kimliği miydi? Hamlet Danimarka değil mi? Evet. Evet öbürü İtalya, öbürü Yunanistan. Trollios ile Cressida. Bilmiyorum. Eğer bakıyorsun. Şimdi bu İngiltere'de başım derde girmesin diye başka yerlerde yazıyordu İtalya'ya. Tamam bence. Ama İtalya'da olmuş. Ben bilmiyorum abi yani falan. İtalya'yı demiş. Ne kadar tanıyor değil mi? İşte ya. Ama bakıyorsun. Gelene gidene. Demek ki insanın benzerliğini yakalamış. Evet. Ve Shakespeare'de parantez yoktur. Yani parantez yani senaryolarda sol taraf diye tabii bir şey var. Dayamaz bize bir şey. Ha, böyle yapacaksın demez. Sadece yazmıştır. O yazıyı yazılmışı sen 13. yüzyılda da oynarsın, 21. yüzyılda da oynarsın. Doğru. İşte insanın evrenselliği orada var. Bizim bunu mesela sanatçı diye bir meslek yoktur. Ama sanatçı bir işi özenle yapan ve bunu yapmaya çalışan insanın kimliğinde var olan bir özelliktir ve bunu ortaya çıkarmak gerekir. Ona şans vermek. Şimdi bu da sonra anlaşılır. Hani çünkü diyor ya Hipokrat, sanat uzun hayat kısa. Demek ki benim hayatım bittikten sonra benim yaptığım yaşıyorsa ben sanat yapmışım. Shakespeare yaşıyor ve yaşamaya devam edecek. Nereden kaynaklanıyor bu? İnsanı yakalamış. Peki. Soruyu tekrar hatırlatayım da bana cevap tamam, ver. Peki, çok güzel gezdirdin beni. Sağ ol ama kendini nereye ait hissediyorsun? Hissediyor musun bir yere ait hissediyor evet, musun? Evet güzel soru. Valla ben kendimi her yere ait hissediyorum ya. Çok tuhaf bir şey. Her yere. Ben de sevdiklerime ait hissediyorum. Evet, tabii ki. Sevdiklerime çok ait hissediyorum. Önce Hazal Efe'ye ait. Tabii ki. O ben hani mekan olarak soruyorsun zannettim. Yok mekan, la mekan. Tabii onlar... Onlar bambaşka şeyler. Yani o geçmişime ait hissediyorum.
Anneme babama deneyimlerime ait, deneyimlerime ait hissediyorum. Arkadaşlarıma ait hissediyorum. Bazen daha geçen gün mesela böyle bir şey oldu. Birisi bizim torunun için öğretmen galiba şey demiş. Müthiş bir öğrenme isteği var demiş. Allah Allah. Ha. O günlerde bir yazı yazıyordum. Hani bilgiye ulaşmak lazım filan gibi laflar kullanıyorum. Bir dakika dedim ya, öğrenme isteği bu ya. Yani bu lafı mesela unutmuşum. O yazıda onu kullanmamışım. Tık oradan o lafı. Yani bir bilime, bilgiye ulaşmak gerekir falan gibi böyle bir cümle yazıyorum. Öğrenme isteği olmalıdır insanda. Ve bunu kimse baltalamaya hakkı yok. Evet, çok haklısın. Çok katılıyorum bu söylediğine. İnsan bitmez diyoruz ya. Bitebilir. Evet. Merak etmediği zaman biter. Ve ben öğrenmeyi bıraktığı zaman biter. Öğrenme biterse sanat da biter. İlla da öğrenmeden matematik, fizikte kastetmiyoruz. Tabii. Yaşamayı öğrenmek, daha iyi yaşamayı öğrenmek, başkalarıyla ilişki kurmak, birlikte yaşamayı öğrenmek. Barış içinde. O yüzden gittiğim her yerde, tanıştığım her insanda sanki benzerlik ararım. Böyle bir şey bulurum da yani, biliyor musun? Tabii. Ve yani bu hangi din, dil, ırktan olursa olsun. Sen seviyorsun da o sevmiyor mu? Ha, değil mi? Sen ağlıyorsun. Tabii. Ağlıyor, temel ama. Temel konularda aynı değil miyiz? Doğru. Etrafı duvar ve tellerle çevrili diğer tarafa geçmeye çalışanların vurularak çoğu zaman öldürüldüğü bu arsayı bahçeye çevirirken hiç korkmadın mı? Yok. Çocukluğumdaki mutluluğu bugün geldiğim yaşta yeniden bunu sayesinde. E vursa ne olur, vurmasa ne olur? Polislere kafa tutuyor ve bu arsanın sana Tanrı'nın bir armağanı olduğunu, ancak cesedini çiğneyerek senden alabileceklerini söylüyorsun. Evet. Soğuk savaşa duvarlara ve bütün kurallara direnerek insanların saygısını, desteğini kazanmak sana ne hissettiriyor? Biraz inatla da olan bir şeydi. Bugün bu duvar kalktı değil mi? Demek bu duvara gerek yokmuş. Evet. Ha, bu duvara gerek yokken ben bunu ispatladım burada. Osman Kalın, Doğu ve Batı'yı ayıran küçük üçgen şeklindeki arsada kendisine bir bahçe kurdu ve bahçesini elinden almak isteyen tüm yetkililere ve şartlara karşı direndi. İdealist olmak ne demek? İnsan nasıl idealist olur mesela? Sen idealist birisi misin? Oraya da bağlayayım, ikisini bir arada paketledim. Şimdi idealist olmak felsefi açıdan baktığın zaman biraz böyle hayalperestlikle, yani hayalperestlik ya da duygusallık, ben bu kavramları... Yani hayal kurmayı çok özel bulurdum ama hayal kurmak tek başına, yani yapamazsan, süresi, prosesini gerçekleştiremezsen tek başına hayal kurmanın da bir, yani hayal hayal olarak kalıyor. Hı. Hayali gerçekleştirmek diye bir şey var değil mi? Hı hı. Ben idealden onu anlamak istiyorum. Onun peşinde koşma gücü mü? Evet. Yani, o kurduğun hayalin peşinden gitme şeyi, evet. O sürecin bu ama çıkar idealizm için falan değil. Evet, evet. Yani çünkü hep burada bunu söylüyorum. Hayır işlerinden bahsediyorum. Hayır işleri ya da kendinle ilgili. Yani kendini kaptırma meselesi bu. Değil mi? Bir tür hayata bağlılık ve sevme. Yani bunu kaybederse insan hayata bağlılığını ve sevgisini kaybeder. Ya da çok böyle para kazanacağım kaygısıyla yaparsa da olur. Bu yabancılaşma diye bir şey başlar değil mi? Gerçekten hiç bunu düşünmedim. Yani belki şanslıyım kendi açımdan, ailem açısından, çevrem açısından. Belki kendimin de katkıları oldu. Belki onların bana katkıları oldu. Bundan mutluyum ama şimdi bakıyorum mesela yadırgadığım bir şey var. Bu kadar yaşlanacağımı beklemiyordum ben tabii daha çocukluğumda. Ama çocukluğumda buna benzer şeyler düşünürdüm. Fakat, düşünür müydün? Nasıl tabii düşünürdüm. Yani dünyanın iyi olmasını isterdim hep. Yani yetişkinler kendi aralarında konuşurken mesela biri bir şey söyler. Bunu her yerde söylüyor. Biri bir şey söyler, karşındaki onu dinlemez, ona başka bir cevap verir. Ben de o zaman derdim ki bir dakika, o onu demiyor. Şu kadar bir çocukken bile o onu demiyor. O şunu demek istiyor. Ona göre cevap ver falan gibi ukala derlerdi bana onu yaptığımız. Ukala. Bu ukala yine karıştı. Falan. Şimdi büroları kuruldu ya. Arabuluculuk. Ya arabuluculuk. Yani kızım zaten yapıyor arbitrajını. Şimdi yani arabulucuk abice şunu söyleyeyim. Çok önemli. Normal mahkemeden çok daha doğru tabii, ve tabii, uygar canım. Bir şey. Yani. Tabii tabii. Evet. Bir zaman kaybını engelliyor, para kaybını engelliyor. Tabii. Evet. Son hikayemizde çok özel bir karakterin yerine geçmeni rica ediyorum. Gerçekten çok özel bir karakter. 1876 yılında İstanbul'da dünyaya geldin. 1876. Annen ve baban ayrıldıktan sonra seni halan büyütmüş. Çocukken geçirdiğin çocuk felci hastalığı hayatını epeyce olumsuz anlamda etkiliyor. Okula gidiyor ve ileride kurmay subayı olmak hayalleri kuruyorsun. Ancak geçirdiğin hastalık sebebiyle Osmanlı kanunları yüzünden askeri okula alınmıyorsun. Evet. Dedenin orduda komutanlık yapmış olmasından dolayı özel bir kararla askeri okula giriyorsun. 1901'de Harp Akademisi'ni bitirerek orduya katılıyorsun.
Ordu'da geçirdiğin dönem içerisinde farklı yerlerde görev alıp başarılı olduktan sonra 1907 yılında Selanik'e tayin ediliyorsun. Burada hayatını değiştirecek çok özel biriyle tanışıyorsun. Mustafa Kemal Paşa. Milli mücadelenin mimarı, o dönemin en önemli, en mühim subaylarından olan Mustafa Kemal'le tanışıp birlikte çalışınca neler hissetmiştin? Yani bu rahatsızlıkları geçirip orduya intisap etmek istediğim zaman... 1876'da hemen intisap diye girdi. Evet, bravo, buyurun evet. Devam ediniz. Öyle konuşalım. Bu şekilde efendim. Evet efendim. Esasında aklım çalışıyordu. Bedenen de çok bir kusur kalmamıştı üzerimde. Fakat o hani yasaların insanın hangi kapasitede kullanacağını ifade etmemesinden kaynaklanan bir eksiklik dolayısıyla o yasayı, o kanunu diyelim madem, motomot uygulama eğiliminden ortaya çıkan bir red söz konusu olmuştu. Fakat daha sonra benim girdiğim bazı testler ve bakış açılarının anlaşılması sonucunda girdim. Fakat bu tabii beni önce endişelendirmişti. Dedenin orduda olmuş olması da tabii endişelendirmişti. Belki giremeyeceğim diye. Çok da istediğim bir şeydi değil mi? Dede sağlammış. Evet, dede sağlamdı. Biraz da tabii sarayla falan da bağlantısı vardı. Bir de aristokratik bir kafa vardı o zaman. Yani aristokratik kafa, daha sonra işte bu ekonomi politikle ilgili konuştuğumuzda ne oluyor? Feodal dönemde yani aristokratların yönettiği bir ülkede aristokrasinin kuralları hakimse asker olmak da bir tür aristokratlıktı yani. Evet, aristokrat arasında tabii ki o da önemli bir şeydi. O bir anlamda kendi sınıfına ait hissediyorsun falan. Peki Mustafa Kemal'le tanışmak? Tabii işte şimdi orada şu oldu. Ben hani anlaşılmamış gibi düşünüyordum kendimi kabul edilmeyince değil mi? Ama Mustafa Kemal'le tanıştığımızda o kadar derin düşünen, filozof değil mi? Şimdi hani Mustafa Kemal dediğinde Türkiye Cumhuriyeti'ni kuran bir lider geliyor insana. Filozof mudur desek? Birisi diyebilir ki hayır filozof değil ya canım filozof. Bu şey mi yani? Zaten henüz filozof falan diyeceğimiz değil. Durumda değil. 1907, işte 81 demek ki. Ama mesela ortak yanımız çok şu, daha, onun da annesi orduya intisap etmesini istemiyordu. Evet doğru. O da kendisi gayretleriyle orduya intisap etti. Sonra annesi benimsedi. Tıpkı bizim konservatuvar hikayesine de benzetebiliriz. ama çok olgun bir aile olduğu için. Dolayısıyla... Bu deneyimleri yaşamış bir insan olarak etraflı düşünme eğilimi vardı o zaman da. Yani bu kadar genç bir yaşında. Maceralı bir hayatın bütün işaretleri vardı. Evet, maceraları da yaşıyordu ama maceraları yaşamak onu macera perest bir adam haline getirmiyordu. Aksine bunları nesnelleştiriyordu. Gerçek çözümlere ulaşmak için belki araştırma kendine zorluklar yaratıyordu. Tıpkı ip cambazı gibi. Peki biraz devam edelim öyle. Üçüncü orduda birlikte çalışıyorsunuz evet. Mustafa Kemal'le. Bu sırada sana çok önemli bir görev olan hat komiserliği görevi veriliyor. Mustafa Kemal'le aynı çadırda kalıyor ve ortak görüşleriniz sayesinde dost oluyorsunuz. Balkan Savaşları esnasında esir düşüyor ve yapılan bir anlaşmayla 1913'te İstanbul'a geri dönüyorsun. Az buz değil 6 sene evet. Yani neredeyse. Yok çok daha 7 evet 6 sene. Aynı yıl demir yollarında amirlik yapıyor ve binbaşı olarak görev aldıktan sonra 1914'te yarbay ve ardından 1915'te ordu dairesi başkan yardımcısı oluyorsun. Özveriyle çalışıp ülkene hizmet ederek hızla yükseliyorsun. İleride kendini nerede görüyorsun tam bu aşamada? Hani başta bir korku yaşadığım için o korku nedeniyle düşündüğüm ve yani böyle olursa nasıl çözüm bulurum? Sonunda çözüm de bulduk çünkü değil mi? Ben girdim yani oraya. Tabii. Dolayısıyla bunlar belki... Buldun bayağı da ilerledin ben yani. Ben de ilerledim. Savaşa da girdim. Evet başkan ordu dairesi başkan yardımcısı. Ordu dairesi yani. Başkan yardımcısına kadar yükseldi. O halde bazı niteliklerim kabul gördü diye düşünüyorum. Bu kabul gören niteliklerimin yanında yaşamın daha iyi, kendi yaşamım iyileştiyse başkalarının yaşamının da iyileşmesini istiyorum. Ama içinde bulunduğumuz şartlarda o başkalarının yaşamlarının bu kadar iyileşme imkanının belki ben şanslıydım. Ondan oldu. Belki ailemde böyle bir imkan doğdu. Ama bu imkanlara sahip olamayanların kötü şartlarda yaşaması beni hep çok üzmüştü. Dolayısıyla belki...
Oraya bir katkım olur. Oraya bir katkım nasıl olabilir diye belki düşünceler kafamdan gelip geçmeye başladı. Yani bir şeyi düşünürken doluya koyuyorum olmuyor, boşa koyuyorum olmuyor derler ya. Yo, doluya da koyarsan, boşaltırsın istersen. Böyle bir boşa koyarsın, boştan alıp doluya koyarsın. Sonra eksik kalanı tamamlamaya çalışırsın. Kafam yaşadıklarımla düşüncelerim arasında böyle kendimce hayata yaratıcı çözümler bulma. Yani şeyleri. Biraz ilerleyelim bakalım. Deneyimleri yapıyorum. Biraz daha döne vereyim. Bakayım. 1915'te Osmanlı ordusunu Alman disipliniyle yapılandırma çalışmaları başlıyor. Tamam. Bu işin başındaki Alman paşanın yardımcısı olarak görevlendiriliyorsun. Tabii. Bir yandan 500 yıllık ordunun Alman kurallarına yenik düşmemesi için çabalıyor kendi ordun için. Diğer taraftan da Almanları yakından tanıyor ve kültürlerini öğreniyorsun. Albaylığa terfi edip Gelibolu Savaşı'nda asker ve erzak sevkiyatında üstün başarılar gösterince Alman devletinin en önemli nişanı olan Demir Haç madalyasıyla onurlandırılıyorsun. Bu madalyanın bir diğeri benzeri de şeyde var. Mustafa Kemal Paşa'da var. Gösterdiğim bu başarı ardından Almanların en değerli madalyası sana tevdi edildi. Mustafa Kemal'le eş değer görülüyorsun o sırada. Bu insanın hoşuna gidecek bir şey, motive edecek bir şey. Çok önemli. Şey. Evet, Alman kültürünü ve askeri stratejilerini yakından tanımak da muazzam bir kazanım. 1919'da İstanbul işgal edilince Bursa'ya gidiyor. Kısa bir süre sonra Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in sana olan güveni vesilesiyle bütün cephe sevkiyatlarını yönetmeye başlıyorsun. Gösterdiğin başarı üzerine Kurtuluş Savaşı kahramanı ilan ediliyor ve Mustafa Kemal'in tavsiyesi üzerine Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü görevini kabul ediyorsun. Mükemmeliyetçiliğin sayesinde demir yolları hızlı ve profesyonel bir şekilde gelişiyor. Bütün bunları yaparken de tamamen ülkenin öz sermayesini kullanıyorsun. Hiçbir ülkeden para yardımı almaksızın vazifene devam ediyorsun. Cumhuriyet'in ilanı sonrasında ilk kez bu kurumun isminin başına Türkiye Cumhuriyeti yazılmasını sağlıyorsun. Tarihi açıdan çok önemli bir görev. Bu görevi kabul ederken neler düşünmüştün? 39 yaşımdayken kurduğum hayallerin gerçekleşmeye başladığını düşünmüştüm. Yani hayata ve insanlığa değer katabilecek vazifeler yapabiliyorsam, eğer bu vazifeleri yaparken inceden inceye düşünüp planlamalarımı hayata geçirebiliyorsam ve bunların benden sonra da yaşayacağını düşünüyorsam, bu hayata bir katkıda bulunmaktır. Bu müthiş bir katkı. Büyük bir katkı. Yani burada mesela çok sıradan bakan insanlar, bunu kendim için yaptım, bunu kariyerim için yaptım, bunu para kazanmak için yaptım diyebilir ya da başkaları onu öyle zannedebilir. Ya zaten milli mücadele çok da düşmanım, yılları yani. Çok da düşmanım oluştu ama onu sana söyleyeyim. Yani neden bu adam da ben değilim falan diye, değil mi? Ardından 1925'te milli mücadeledeki hizmetlerinden dolayı takdirname ile ödüllendiriliyor ve 1925'te Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde İstanbul Milletvekili oluyorsun, seçiliyorsun. 1926'da Bayındırlık Bakanı oluyor. Ardından Macaristan'a Büyükelçi olarak atanarak ülkemizi temsil ediyorsun. O dönemlerde Atatürk demir yollarının Avrupa'yı standartlarda olması konusunda çok ısrarlı. Bu konuda birinci derecede katkı sağlıyorsun çünkü artık uzmanlaşmış durumdasın. Fransızca olan işletme dilini, yani kurumun işletme dilini Türkçe'ye çeviriyorsun ve ağın bizzat genişletilmesini sağlıyorsun. Atatürk özverin ve emeklerin karşılığında 10. yıl marşındaki bir dizeyi demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan şeklinde revize ederek seni onore ediyor. Çok yani güzel, paşa muhteşem. Kendi eliyle onu şey yapmış. Atatürk sana güvendi ve sen de onun güvenini boşa çıkarmadın. Burada cesaretin, doğrudan hiç şaşmamanın, bu çalışkanlığın payı herhalde yatsınamaz, değil mi? Muazzam bir adamın hikayesi, müthiş çünkü. Evet, muhteşem bir hikaye ve yine işte bir doğru çıktı karşımıza, değil mi? Şimdi bunların olması, bunların olması mı doğru, bunların olmaması mı doğru? Şöyle diyeyim, her doğru dost doğru, doğru olmuyor. Evet. Ama şimdi ben mesela çok iddialı bir laf ediyorum, sonra baktım başka yerlerde de bunu yapalım. Mesela 2 kere 2 5 eder lafına karşıyım. Hayır efendim, 2 kere 2 4 eder. Yani
Ha burada esneklikler olabilir. Ama biz 2x2=5 formülünü bir inşaatın temel statik hesabını yaparken kullanabiliyor muyduk? Kullanırsak bir daha konuşalım. Bir daha konuşalım. Kullanırsak binada yıkılmazsa tepemizde. Bina yıkılmaz. Ama binanın yıkılacağı, demek ki yıkılacağından korktuğumuz için kullan. O halde sosyal yaşam içinde kullanamayız. Evet. Bir doğru vardır ama o doğrunun yanlışı, eksisi, artısı vardır. Tartışılabilir. Eğri yolları vardır. Evet, evet tartışılabilir. Evet. Ama doğru vardır. Evet. Değil mi? Şimdi biz doğru hiç yokmuş gibi bakıyoruz. 2x2=5 dediğimiz zaman. Tabii. O yanlış bir formül. Priori, a priori. A priori. A priori'nin şeyi yani. Priorsu. Evet, doğru. Atatürk'ün vefatına kadar onunla birlikte çalışıyor ve hep ülkeye fayda sağlayacak hizmetlerde bulunuyorsun. Ülkeye yaptığın önemli katkılar bunlarla sınırlı değil. Emekli sandığını kuruyor. Milli İstihbarat Örgütü'nün fikir sahibi ve kurucusu oluyorsun. Oo. Tanışalım mı? Tanışalım. Yani müthiş bir adam. Şimdi görünce aa diyeceğim herhalde. Evet. Evet. Efendim geliyor. Ve hiç Erkin efendim. Erkin soyadı da biliyorsunuz biraz şey enter. Beyiç Erkin Bey, Ulusal Demir Yolları'nın... Erkin, evet. Ahbaplarımız var ya, biliyorum yani. Evet, kayınpederden dolayı filan da tabii, zaten çok vardır değil mi sizin? Ulusal Demir Yolları'mızın kurucusu çok önemli bir devlet adamı ve Atatürk'ün yakın çalışma arkadaşlarından asker, diplomat ve siyasetçi. İlerleyen rahatsızlıkları sebebiyle 1961'de hastaneye kaldırıldı ve aynı yıl daha fazla mücadele edemeyerek 85 yaşında hayata veda etti. Vasiyeti üzerine mezarı Eskişehir'de hatların birleştiği üçgene Konya, Kütahya, İstanbul Demiryolu makası içerisine yapıldı. Oo. Yani aşk, tutku falan, adanmışlık. 1935 yılında Atatürk tarafından kendisine Erkin soyadı verilmiş. Soyadını Erkten geliyor. Şuradan da biraz. Bunun verilme sebebi olarak Atatürk şu notu düşmüş. Her şart altında kendi doğrularını dile getirme cesareti gösteren bağımsız kişi diyor. Oo, bak etimolojik anlamda son öyle güçlü bir kelime. Allah rahmet eylesin. Ve bu değerlerin unutulmaması lazım. Yani uluslararası seyahatlerimde bazen görürüm mesela kendi tarihlerinde bir şeyi yanlış yapılmış bir şeyi anımsatacak bir şey koyarlar ortaya. Evet. Almanlar mesela Frankfurt'ta filan da görmüşümdür. İşte o zaman yakılan kitapların yakıldığı yer burası diye şey koyuyor oraya değil mi? Evet. Yani bunlar nedir? Bellek. Bellek tabii, oluşturmaktır. Tabii. Toplumsal bellek. Yani. Toplumsal bellek ve bugün yaşayanların da o belleği unutmadan kendi kimliklerini geliştirmesini sağlar. Evet. İşte bu sanattır, sanat budur esasında. Yani süreç ürün dediğimiz şey bu. Ve bu insanlar bu süreçleri yaratan insanlar. En azından... ülkemizi demir ağlarla örmeye devam edebiliriz. Bu derse iyi çalışmadık. Evet, maalesef. Ve bugün acısını çekiyoruz. Belki Türkiye'nin demografik şeyi bambaşka olabilirdi. Evet. Daha barış içinde bir ülke olabilirdi. Birbirimizi daha iyi tanıyabilir, daha yakın olabilirdik. Çünkü... aramıza giren mesafeleri hem fiziki hem düşünsel mesafeleri ortadan kaldırabilirdi. Evet. Demir yolları bile, daha çok demir yolu bile. Ve Mustafa Kemal'le tanışıp birlikte çalışınca neler hissetmiştin? Bu deneyimleri yaşamış bir insan olarak etraflı düşünme eğilimi vardı o zamanlar. Kurtuluş Savaşı'nda Mustafa Kemal'in sana olan güveni vesilesiyle bütün cephe sevkiyatlarını yönetmeye başlıyorsun. Tarihi açıdan çok önemli bir görev. Bu görevi kabul ederken neler düşünmüştün? Hayata ve insanlığa değerli, değer katabilecek vazifeler yapabiliyorsam, benden sonra da yaşayacağını düşünüyorsam, bu hayata bir katkıda bulunmak. Özverin ve emeklerin karşılığında 10. yıl marşındaki bir dizeyi Demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan şeklinde revize ederek seni onore ediyor. 1935 yılında Atatürk tarafından kendisine Erkin soyadı verilmiş. Bunun verilme sebebi olarak Atatürk şu notu düşmüş. Her şart altında kendi doğrularını dile getirme cesareti gösteren bağımsız kişi. Yarın uyandığın zaman bu üç hikayeden en çok hangisini hatırlayacaksın? Vallahi tercih yapamıyorum. Çünkü bak üçü hepsi de güzel üçü de birbirine bağlı.
Evet doğru. Üçünün de ortak yanı var. Tutku, evet, hayal, evet, adanmışlık, evet, değil mi? Bunlar o kadar aslında güzel ki. Yani bir mütevazi görünüşlü ama çok başarılı bir ip cambazı. Ya. Bir efendim, diş hekimi aynı bir zamanda. Bir diş hekimi aynı zamanda, evet. Evet. Öbür taraftan bizim ikinci hikayeyi. Osman Kalın. Osman Kalın. Almanya'daki. Bambaşka bir havada evet, bir insan Osman Kalın. Ve Beyçak. Ve Beyçak. Yani bunların üçünün benzer. İnsan malzememiz de bu, evet, malzeme. Benzer yanı yok mu? Şimdi olmaz klişe mı bir bakış açısıyla baksan. Tabii ki üç benzemez gibi görünüyorlar ya, değil ya mi? Ya işte klişe baksan ne alakası var der birisi değil mi? Evet. Hayır efendim. İşte o dediğimiz o paradigma bu. Paradigma bu, evet. İkimizi aslında bugün şeyde görenler, televizyonda görenler, Allah Allah nasıl bir araya geldiler? Gençken, oğlan küçükken adam da çok didiştiler derdi ama bizim de ne kadar çok ortak yanımız, duygumuz yani, var. Çok zevk aldım. Çok teşekkür ederim. Ben de çok memnun oldum seni böyle bir programda burada görmekten. Cumhuriyet'in 100. yılında çok güzel bir şeyle bağladık. Çok mutlu oldum. Çok şeyleri mutlu oldum. Senin gelmen de çok güzel bir hediye oldu. Çok mutlu oldum. Bu ikimizin güzel bir anısı, evet, olacak. Çok güzel bir anı. Çünkü evet, kalacak bir yerde. Tabii ki. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Ben de Ahmetciğim tebrik ediyorum seni. Sağ ol. Ben de teşekkür tabii ediyorum. Bir günde ben senin hakkında program yapayım. Seni çünkü koşarak gelirim. Nasıl tanıdığını. Koşarak gelirim. Ta, İyi şeyler söyleyebilecek misin söylerim, benim hakkında? Söylemez olur muyum? Tabii. Peki. Efendim, değerli oyuncu, yönetmen, On Parmağında On Marifet, Tamer Levent'i misafir ettik bu akşam. Önümüzdeki hafta yeni bir empatiyle, yine empatiyle karşınızda olacağız. Hoşçakalın.